İyi geceler sevgili izleyiciler. Güzel bir birebire hoş geldiniz. Benim hakikaten keyifli bir program olacak. Hem sevdiğim insanlar burada hem de tanımak istediğim insanlar burada. Tanımak istediğim derken pozitif hissiyat uyandırdığı için ya bunları tanımam lazım dediğim kişiler burada. O yüzden keyif alacağız diye düşünüyorum bu akşamdan. İlk konuğum Somer Sivrioğlu. Hepinizin yakından tanıdığı, çok iyi tanıdığı, fazlasıyla tanıdığı, çok sevdiği Somer Şef. Somer hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sağ olun. Bayramdan bu yana görüşemedik. Evet. Son bayram programı çekmiştik beraber. O günden bu yana görüşemedik. Zaten herhalde seninle eşin de görüşemiyordur. Annem, baba kimse görüşemiyordur. Yok yani program Mehmet'le görüşüyorum. Evet, Mehmet'le Danilo'yla görüşüyorsun. Bol bol. Belki arada Acun'u görüyorsun. Ya onu bile Acun abi bile hiç yok ortalarda. Muazzam bir tempo çözüm konuşacağız. Sonra röportaj adam var. Muhakkak izlemişsinizdir. Dijital içerik üreticisi diyorlar ama işte YouTube videoları falan çekiyor. Ben bazen çok gülüyorum. Yani şu yüzden gülüyorum. Hayatın gerçeğini birebir canlandırıyor. Türkiye'nin ne kadar acayip bir ülke olduğunu böyle gözümüze sokuyor. Birazdan konuşacağız onunla. Şahane bir adam. Az önce tanıştık, müthiş. Oyuncu Müjde Uzman. Tanımanız mümkün değil. Çok da güzel olduğunu gördüm. Ekranda görünen daha güzel olduğunu gördüm daha doğrusu. Onu da sohbet edeceğiz. Ve müzisyen DJ'le Olcay bizde olacak. Onu da belki hatırlarsınız. Ben orada hatırlıyorum ilk olarak. O Ses Türkiye yarışmasında ortaya çıkmıştı. Sonra vokalist oldu. Yarışmada yanına gittiği sanatçının vokalist oldu. Bunları da biraz sonra konuşalım. Önce Somer'le. Somer nasıl gidiyor hayat abicim? İyi gidiyor, çok yoğun abi. Kıyafetlerin çok şahane, bayılıyorum. Sağ ol, teşekkürler. Eleştiren var, beğenen var, beğenmeyen var. Bugün bambaşka bir tarzdasın ama. Yani öyle geliyor kıyafetler. Biz de beğendiğimizi giyiyoruz. Öyle bunlar geliyor sana. Evet, evet. Kim yolluyor? Ya çok destek oldular. Ben ilk sene geldiğimde, yani Türkiye'de tabii bilemem. Ben sonuçta Avustralya'da yaşarken de kiloluydum ama orada kilolar yukarıya doğru gittiği için gidiyor, kıyafet buluyorduk. Türkiye'de bulamıyoruz. Dedim ben programa çıkacağım. Ne giyeceğim? Siyah tişört, siyah pantolon da yapamayız. Hep olmaz. Onu Acun abi Acun zaten aldı onu. Zaten. Terlikle bile. Evet. Mecburen bir şeyler bulacağız falan. Dedik ki ya ben bir de çok uzakta öyle çok meraklıyım. Kimono falan bulalım. Hem rahat durur hem de yani benim tarzıma da yakın. Yakın. Oradan bir başladı. Ondan sonra bir sürü bu işle ilgilenenler bayağı bir fenomen olmaya başladı yani kimono ama, üreticileri. Ya çok enteresan şeyler. Yakışıyor bir de kardeşim beni. Yani yakışıyor yakışmıyor. Onları ben giysem millet bir tarafıyla güler. Sen giyince öyle bir tarz oluyor böyle takıları. Sizi makaları. Öyle tanımadıklarıyla dar olabilir. Belki de, yani belki de ama şimdi bunları giyen ben ama şimdi yarın gün giyersen burada. Ve de bu üşütü tamamen zaten deliği de tam manyak oldu derler ama sana yakışıyor. Sağ olun, teşekkürler. Ben bakıyorum hatta merak ediyorum bugün ne giyecek acaba falan diye böyle renkler değişiyor, takılar değişiyor. Takılar için özel bir çaban var mı yoksa onlar da mı? Ya onlar da sağ olsunlar da. Tabii beğendiğim, kendi sevdiğim parçalar var. Kendi aldığım şeyler. Yani bunlar hep sponsordan geliyor aslında. Bunların evet aslında çoğu sponsordan geliyor. Ama benim mesela bir sneaker manyaklığım var. Yani evet, çok var. Ciddi bir sneaker manyaklığım var. Topluyorum, alıyorum, takip ediyorum. Kaç tane var? 3000 tane var mı? Veya 3000 olmasa bile 1000'e yaklaşmıştır. İmalda Marcos gibisin. Yani. Sneaker konusunda evet. Yani en büyük herhalde hayattaki en bon vivanlığım o konuda. Seçtiğin markalar var mı yoksa evet, değişik evet, olsun, özellikle, tarz olsun? Özellikle ya ben çok ciddi bir Michael Jordan'ın fanı olduğum için anladım. Çocukluğumdan Michael beri. Michael Jordan'ın o evet, meşhur evet. markayla evet, yaptığı ona, iş birliğinde ne ürettiyse alıyorsun. Onu genelde almaya çalışıyorum. Ama hepimizin gençliğinde o geldi. Ben o zaman çok gençliydim ama yine de genç sayılırdım. Michael Jordan ayakkabıları, Air Jordan'lar falan filan. O zaten oradan başladı yani. İlk bir tane geldi. İlk takıntı oradan geldi. Ondan sonra bir tane daha alayım derken babam dedi ki bir tane var zaten almaya gerek yok derken. Eskiden öyleydi ama değil evet, mi? Evet tabii canım ya bu eskimedi. Eskimedi aynı öyleydi. Şimdi tabii işin ucunu biraz kaçırdık ama o da bir yani. Lüksümüz olsun yani. Tek lüksü oysa da ya olsun. Millet yani. Araba topluyor abi bizimki yani. Hakikaten yani. Ayakkabı ne manyaklar o kadar da değil yani. Toplayanlar var değil mi? Ne kötü insanlar var dünyada. Mesajı aldım tamam peki susuyorum. Estağfurullah. Yani diyorsun ki üstüme gelme üstüne gelirim. Yok 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 estağfurullah ya. Ha sen de mi araba topluyorsun? Vallahi billahi bilerek. Bilmiyor muydun? Yok bilmiyorum. Ha araba evet yok vallahi bilmiyorum. Ben bilerek söyledim sandım. Ya ben araba topluyorum. Yok abi sen üstüne gelir miyim? Ben de araba falan topluyorum. Ben eski sevdiğim arabaları... Merakın var tabii tabii onu biliyorum. Sevdiğim arabalarımı satmıyorum. Yani almışım, sevmişim, kalsın diyorum, kalıyor. Hani ayrılamıyoruz onlarla. Ondan sonra bir soru bakıyorsun. Ne güzel bir şey bu. Evet. Yani onu seviyorsun. Aynen, onu yapıyorsun. Yani, ne güzel. Seviyorum yani. Koleksiyonculuk güzeldir. Benimki koleksiyon sayılmaz. Daha çok böyle biriktirme diyebiliriz.
Seninki de öyle ama değil mi? Öyle öyle. Ayakkabıyı giyiyorsun sen. Tabii canım öyle. Evde vitrine koymuyorsun. Ama şimdi bu dünyada bu çok ciddi bir olay. Çok ciddi. Biliyorsunuz yani şey filan Amerika'da falan bunların manyakları var. Tabii tabii alıyorlar geri satıyorlar. Onların işte reselleri var web site. Aynen. Benim hiç öyle ben alıyorum. Bulunmayanlar var çıkacak diye sıraya giriyorlar. Tabii 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 tabii. Balotlar malotlar onlara giriyorlar. Ben yani ben de girdiğim de oluyor. Bunları Türkiye'de bulabiliyor musun bayağı? Çok az. Yurt dışına göre çok daha az. Yurt dışından aldıklarım var. Mesela getirtiyorsun, alıyorsun. Getirtiyorum. Bazen Türkiye'de destek olanlar var. Yani bir şeye meraklı olunca zaten geliyor evet, devamı. Geliyor. O insanlar da takılıyorsun. Onlar sana bak abi bu geliyor. O çevrenin içinde oluyorsun. Evet. Demek evet. Ayakkabı. Bakayım ayakkabıları. Var. Yani, sever. Valla güzelmiş. Güzelmiş. Hoşuma da gitti ya. Bayılırım. Ama bak, biz çocukken hakikaten öyle değildi. Biz çocukken işte bir tane ayakkabı. İşte o zaman böyle bir Adidas falan bulmak imkansızdı böyle işte. Almanya'dan bir tanıdık falan gelecekti ona ısmarlanırdı. SM Sport'la başladık abi. Yaş belli olacak benden ama. SM Sport'la. Bende SM bile yoktu. Raf falan vardı böyle. Felaketti yani. Ayaklarımız çok ızdırap çekti. Şimdi siz şanslısınız. Restoran nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Bir kapattın. Bir kaza oldu. Evet bir evet. Bir çok talihsiz bir kaza oldu. Yani sen nereye kasıyorsun? Benle hiç alakası yok. Öndeki istinat duvarın çökmesi evet. Ama bizim zamanımıza orası da biliyorsun çok eski bir restoran. Çok eski restoran. 50 yıllık bir aynen restoran. Bize denk gelmiş. Olsun bakalım onun da vardır bir hikmeti. Hiç öyle çok fazla kapalı kalmadık. Yani bir hafta saygı çerçevesinde zaten. Yazın bir kapatmadın mı bir yer? Yok hiç kapatmadık. Yazın kapatmadık. Ben burayı çok bilmiyorum tabii. Türkiye'de öyle çok kapanan restoranlar var yazın. Yazlık, kışlık falan. Evet. Ben ne biliyorsam onu yapıyorum. Hiç kapatmadım. Niye kapatayım? Memnunum, çok memnunum. İstediğimiz gibi gidiyor. Güzel başladık. Daha da her günde iyiye gidiyor. Peki. Şeye döneceğim şimdi. Restorana tekrar döneceğiz geri. Bu evet. Şeye geleceğim. MasterChef hikayene. Tabii. Kaç bölüm çekiyorsunuz senede? Ben ne zaman açsam MasterChef çekiyorsunuz. Yorulmuyor musunuz? Öyle evet. Vallahi geçen sene tam sayı bilmiyorum ama 156 yanlış hatırlamıyorsam. 156 bölüm. Ki biliyorsun yani her bölüm 2-3 saat sürüyor. Bu sene 170 gibi falan tamamlayacağız gibi wow gözüküyor. İnanılmaz bir tempo var. Gerçi çok. Peki abi yorulmuyor musun? Ve başka işlere vakit ayırabiliyor musun? Yok yani başka işe pek çok fazla vakit ayıramıyorsun. O kadar çok fazla vaktimiz olmuyor. Çünkü bir bölümün çekimi 8-9 saat evet, sürüyor yani. Yani. Bazen de tabii bir günde bir iki günü de off alalım diye iki çektiğimiz de oluyor. Yoğun geçiyor çok. Yani yorulmuyoruz desek yalan olur ama ya hakikaten yani hep vardır ya, ya bizimki çok iyi aile, bizimki çok iyi. Bizimki hakikaten çok iyi bir aile. Galiba bir de Acun'un yani böyle bir öyle bir ortam yaratma şeyi de var. Evet yani. Evet yani çok eğleniyoruz kendi siz orada kendimize. Mehmet sen Danilo çok eğlendiğiniz evet, çok belli. Evet evet. Ya başka türlü yapılmaz zaten. Ve üç değişik karakter böyle o üç değişik karakterin bir arada o işi bu kadar keyifle yapması da çok hoş bir şey yani. Kavga etmiyorsunuz, dövüş etmiyorsunuz, bir ego savaşı yok aranızda. Yani herhalde hepimizin birbirine çok saygısı var. Yani benim evet hem Mehmet'e hem Danilo'ya hayat mücadelelerine inanılmaz saygım var. Hepimiz de eşit yollardan gelmişiz. Seninki de azuz değil sen hayat mücadelesi. Yani evet hepimizin bir mücadelesi var. Ona çok saygı duyuyoruz karşılıklı. Ondan dolayı da tartıştığımız falan çok oluyor. Oluyor yani tabii canım. Saygı çerçevesinde tartıştığımız çok oluyor. Yemek üzerine tartıştığımız da çok oluyor. Ama birbirimizi çok seviyoruz bir kere ve çok saygı duyuyoruz. O peki da birbirimizi lokantana gidip yemek yiyor musunuz? Tabii tabii. Benimki açılmadığında Mehmet'e gitmem gerekenden çok gidiyorum. Tabii. Fazla bulaşıyordum yani bir süre sonra. Sonra dedim yavaş zaten yavaş çekilip. Zaten inkar etmiyorsun yani. Yok canım ben zaten. Danilo'nunki benimle aynı zamanda açıldı. Bir de onun bir tanesi bize çok yakın. Ona gidiyoruz Vadi İstanbul'a. İzmir'e çok gidiyoruz. Bir de Vadi İstanbul'a açıldı oraya. Evet evet. Bir Vadi İstanbul'da var bir İzmir'de, İzmir'de var. Ben İzmir'deki evet Vadi İstanbul'u unuttum bir anda. Evet evet. O iyi gidiyor şimdi. O bir tane daha açacak. Memnunlar yerim. Bu Michelin'ler dağıtıldı. Ne düşündün Michelin'lerle ilgili? Bir kere gelmesi çok güzel bir şey. Güzel mi? Müthiş. Aleyhinde konuşan var. Ya gereksizdi bu bitmiş bir iş falan diyenler var. Ne açıdan gereksizdi mesela? Diye ben de merak ediyorum. Ben Michelin'den yanayım çünkü. Yani. Evet evet. Çünkü dünyada bir şey bu yani. Sırf onun için seyahat edenler var dünyada. Mutlaka mutlaka. Bence az İstanbul'a bu arada. 5 yıldız az fazla bir şey. Malta'da 5 yıldız var mesela. Aynen. Malta'nın çapına yani. Maltalılar kızmasın ama dermiş. Ama Malta'da yani, bir şey yok. Benim bildiğim bir tane Maltalı. Yani bir de yani hakikaten Maltalı fazla, şahane yemek yok. Yok evet. Yani Kopenhag'da 11 tane var galiba. Tabii tabii sadece Kopenhag'da. Sadece Kopenhag'da 11 tane var. O yüzden gerçi az ama iyi başlangıç. Aceleye gelmiş galiba Türkiye biraz. Valla yani kimle konuştuğunuza bağlı. Bazıları 2 yıldır bakıyorlar diyorlar. Bazıları çok önceden konuşulmaya başlandı. Bazıları bayağı bir zaman denetlendi bakıldı diyorlar ama ben şeyleri çok bir kere yani yıldız alanların hepsi özellikle Fatih. Fatih gerçekten şey, evet gerçekten çok hak ederek 2 evet, Michelin yıldızı aldı. Bence yani bir alanların içinden 2 yıldız alması gereken bence Max Tun da kesinlikle 2 yıldız alması lazımdı. Çok iyi bildiğim için restoranını söylüyorum. Michelin'de alması lazım. Diğer iki arkadaşımızı çok iyi tanımıyorum. Biriyle yeni tanıştık ama çok başarılı. Serkan'la daha yeni Serkan'la. Evet evet Serkan'la daha yeni tanıştık.
çok beyefendi, çok, çok, da, çok, çok güzel bir şekilde kendini geliştirmiş. Yolu açık olsun. Benim istediğim daha çok olması yani. Bence daha çok olabilir zaten. Evet. Yani bazı mesela tavsiyelerde de eksikler var, müşterilerde de eksikler orada var. Orada çok şaşırdım. Orada birazcık ne önemi varsa şerhim var. Yani çünkü onun bir gurman tarafı vardır. Orada mesela girmesi gereken ocakbaşılar var bence. Aynen. Girmeyen. Aynen. Benim kendi fikrim Chia'nın orada olmaması çok garip. İnanılır bir şey değil. Yani mutlaka olması lazım. Yani Bip Gurman'da olması gerekenler tavsiyede olması gerekenler Bip Gurman'da. Orası bir karışmış gibi geldi bana. Ben de orası aceleye gelmeye orası bir aceleye gelmiş. Aceleye yani. Gelmiş ve biraz daha tavsiyeyle hareket etmişler. Her yeri bulamamışlar gibi geldi. Gibi bana. Geldi. Bana da öyle geldi. Yani bir iki yer var. Ben nasıl olmaz? Ya yani ben bilmiyorsam siz bilmiyorsanız artık herhalde aynen. İstanbul'da mesela Fauna niye yok mesela? Fauna'nın olmaması olabilir çok mi mesela değil mi? Değil mi? Yani inanılmaz çok artizan işler çok güzel işler yapıyorlar. Yani. Yani inşallah bütün Türkiye'ye yayılır. Keşke yani Ege'de bir sürü yer var, çok iyi yerler evet. Var, küçük yerler var. Ankara'da balık lokantaları var, enteresan mesela onlar bile olabilir. Tabii. Hiç doğru düzgün balık lokantası yok mesela. Yok yani olanlar da tavsiyede olanlar da. Yani bence zaten yani Boğaz'da özellikle Boğaz bazlı söylüyorum. Biz balık lokantalarında çok işimiz var yani doğru. Orada ben... Yaratıcı kahraman, bir balık lokantası. Kahraman almış mesela. O hak ediyor tabii. Tabii ki. O tabii başka ki. Bir şey. Yani. Ama o spesyal evet, olmuş bir yani. Aynen. Kahraman başka bir şey. Benim adıma kıyı başka bir şey. Kıyı bambaşka. Benim iki tane favori balıkçım bunlar. Evet. Zaten. Yani balık farklı olması açısından. Evet. Yoksa diğer alanlarda standardı yapıyorlar da çok kopyası var gibi geliyor bana. Bence de. Ama mesela doğru düzgün bir kebapçı olmaması, ocakbaşı olmaması, işte İstanbul'da bildiğimiz 3 tane şahane ocakbaşı, bunların en az ikisinin olması lazım belki diye düşündüm. Mutlaka. Aynı fikirleri paylaşıyoruz. Sevindim. Demek ki doğru düşünüyormuşum. İşin uzmanıyla aynı şey düşününce. Peki Avustralya'da nasıl gidiyor bu işler? Avustralya'da da bu... Yani çok iyi gidiyor. Bir ciddi bir atılım içindeyiz. Biz 3-4 sene önce ben buraya geldiğim zaman... Benim hem çok sevdiğim bir arkadaşım hem de ortağım hem de çok iyi yani ta üniversiteden arkadaşımla beraber bir ortakla girdik. Yok orada bir şey etmiş. O evet o yürütüyor. Yani devam ediyor orası. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Atılımlarla devam ediyor. Süper. Yeni bir restoran açtık Maydanoz diye. Vejeteryan Türk mutfağı. Bizde Michelin sistemi yok. Şapka sistemi var. Evet. Aynı Michelin kurallarına göre hı-hı. Yapılan ama 1-2-3 şapka diye adlandırılan. Avustralya özgü bir şey. Evet Avustralya özgü bir şey. Mesela o ilk senesinde bir şapka aldı. O yüzden çok iyi bir başlangıç yaptı. Çok mutluyuz Maydanoz'dan. Anason diye bir tane daha böyle bir meze barımız var. O da çok iyi gidiyor. Deniz kenarında. Ben onu Boğaz'a çok benzetiyorum. Sydney'de benzer zaten. Benzer evet biraz. Biraz İstanbul'a. İstanbul orası var. Yani tabii İstanbul'un güzelliği farklı. Daha güzel işlenmiş İstanbul. Evet. Efendi'yi şimdilik eski yerinden yeni bir yere taşıyoruz. İstanbul'da Efendi taşınıyor mu? Yok İstanbul açıldı. Sydney'deki evet. Eski yerini kapadık. Yeni bir yere taşıyoruz. Şimdi ben program biter bitmez 1 Şubat'ta oradayım. Orada peki, başlıyoruz. Peki bir şey merak ediyorum. Yani seni her ekranda gördüğünde diyor ki ya bu kadar işin arasında restoranlarla nasıl ilgileniyor? İyi bir ekibim var. Ha. Yani ilgilenemiyorum. Çok ilgilenemiyorum. Yani bizzat gidip yemek yapamıyoruz zaten. Yok. Kendi yani İstanbul'da bile yapamıyorum. Yani bırakın İstanbul'da şeyi. Tabii Sydney'e zaten nasıl gideceğim bu oralarda da. Ama İstanbul'da sen bile... Sen Sydney yolunda 3 program çekersin. Yani aynen öyle tabii. O yüzden İstanbul'dakinde de bizzat yemek yapmıyorum ama çok içindeyim. Yani sürekli çalışıyoruz. Yemekleri tadıyoruz. Bugün mesela program bitti. Oraya gittim bir saat. 2 tane emin olmadığımız yeni menüde yemek var. Onu tartıştık. Onu değiştirdik. İyi bir ekip var. Ben yapıyorum. Onlar uyguluyor. Ne kadar zamanda menü yeniliyorsun? Ben kesinlikle 3 ayda bir yeniliyorum. 3 ayda bir kesin yeniliyorum. Çünkü mevsimde çünkü biz çok aslında İstanbul bazlı çalışıyoruz. Birkaç tane değişik yerlerden gelen ürünler var ama İstanbul'daki bostanlardan... Burada neler oluyor? Ne yetişiyorsa? Yani İstanbul bostanlarından çok besleniyoruz. Var mı İstanbul'da hala bostan? Var hala var. Şeyde yani Şile'de var zaten. Şile'de var. Çok iyi tarım var. Bu Pirinçli Minç tarafında bir yer evet, var. Evet Pirinçli falan var. Daha birazcık işte Kumurgaz'ın biraz... Silivri'de o taraflarda var. Topluyoruz yani aslında mesela Yedi Kule var. Yedi Kule'den şimdi... Yedi Kule'ye devam ediyor mu? Yedi Kule başladılar gene marul yapmaya. Marul. Hatta bayağı bir belediyeyle falan konuşuyoruz orada program çektik. Yedikule'de Langa'da bostanlar var. Evet evet şimdi onu hadi başlatalım diye bayağı bir cesaretlendirmeye çalışıyoruz Bayrampaşa'da ama. Bayrampaşa'da baklava var. Tabii olmaz mı yani İstanbul'un kendisine endemik 6-7 tane böyle şey var. Yerleri yani. Vardı. Çengelgün hıyarı. Çengelgün hıyarı vardı. Dediğin gibi baklası var. Enginarı var. Bunların hepsi var ama tabii artık yer yok. O yüzden yer olmayınca da olmuyor. Ama Yedikule'de tekrar bostancılığa başladılar. Süper. Şu anda çocukları eğitiyorlar. Yani ilkokulda olup da
salatanın da bostandan yetiştiğini bilmeyen bir sürü çocuk olduğu için şimdilik onu öğreniyorlar. Ama benim istediğim de diyorum yani birkaç restoranla sürdürülebilir bir şekilde şu işi bir başlatalım. Şey yapıyorlar bu batıdaki restoranlar da yapıyor. Türkiye'de bazıları başladı. Restoranın bahçesinde ya da damında falan minik bahçelerde ufak tefek. Sende var mı böyle bir şey yok? Ya kanka. O büyük yalan ya. Yalan değil yalan, mi? Yalan tabii. Ya, canım, bırak, ağzına sağlık. Ben, yani bir haftada benim ama ben günde bir ona bize tam Türkçesini bilmiyorum ama pazar demeti derler. Yani 10 demet maydanoz diyeyim ben size. Aha. Bir günde bizim restoranda 12-14 demet maydanoz. Hadi diyeyim. Yetiştir onu. Nerede abi? Nerede? Göster bana. O da 14 demet maydanozun yetiştiği tarlayı göster. Yok öyle derler. Biz çatıda yetiştiriyoruz. Evet. Biz diyor ki işte biz bütün ürünlerimizi bahçemizden alıyoruz. Bahçe masa kadar. Nasıl bahçeden alıyorsun? Doğru yapanlar var mesela. Diyor ki ben bilmem neyimi burada yetiştiriyorum. Ya sadece baharatın orada baharatımı yani. Bir baharatım aynen, burada yetiştiriyorum. Çünkü başka yerdeki gibi değil. O doğru. Tamam, doğru. Öbürüne baktığın anda gülmeye başlıyorsun yani. 10 demet maydanoz günde. Bir de şey diyor ama her şeyi bahçede. Her şey bahçede. Kuzuyu falan da yani. Kuzuyu da bozdur diyor. Alemsin ya. MasterChef'e katılanlardan biraz. Hakikaten yetenekli kimse geliyor mu oraya? Ben bakıyorum mesela bazıları diyor ki ya bu çocuk ben aşçı mahçı olmaz dedi. Bazıları bakıyorum. Lan diyor, bu evde nerede öğrenmiş bunları diyorum. Hakikaten yetenekler mi geliyor? Nasıl oradaki çocuklar nasıl iyi oradan bir şey çıkar mı yani? Abi yani yetenekler de geliyor, yeteneksiz olanlar da geliyor. Yeteneksiz olanlar eleniyor. Bir şey olacak var mı orada? Bir şey çıkıyor mu oradan? Olanlar var yani. Şimdi baya baya bir şeyler olmaya başlayanlar var. Geçen gün bunun üzerine bir konuşma yapmamızı istediler. Şöyle bir baktım geçen 4 seneye. Bizden çıkanların %80'i sektörde. Yaklaşık %60'ı restoranı var veya restoranlarda çalışıyor. Çok ciddi bir şekilde. Restoranı var. Tabii tabii restoran açanlar çok var. Çok iyi. Neredeyse yarısı burgerci biz ona çok kızıyoruz ama yeter artık burgerci açmayın. Ama talep de orada yani galiba. Yani bir de kendi finansmanlarıyla daha finansmanla ucuz paraya, da işi var. Daha bir şey bir de bazıları yanlış yatırımcılarla işe giriyorlar. Biz hep yani biz program bittikten sonra da o onların koçluğa yani. Devam ediyoruz yani. Aman bunu yapmayın bak. Sizin aldığınız oluyor mu kimse onlardan? Var benim bir tane geçen seneden aldığım Mustafa vardı. Daha sonra gelip de staj yapan bir iki arkadaş var. Avustralya davet ettim ama işte vizeden, pandemiden gelemeyenler var. Geleceklerdi. Ben çok değerli çocuklar var yani. Bu sene özellikle çok iyi 2-3 tane hala yarışmada olan arkadaşımız var. Keşke gelseler. Peki Acun bu işe girmeyi düşünmüyor mu? Vallahi hiç böyle... O çocuklarla bir restoran ya bizim çeviriyor. Mesela en yani enteresan olaylardan biri tabii bizim bu programımızı yapanlar, yapımcılarımız Bilgin Aslan'la İrem Kanan. Acun Bey'in hem uzun zamandır yol arkadaşları hem eski dostları. Biz Acun Bey'i yılda 3-4 kere görürsek, hadi ben biraz daha çok görüyorum maça filan gidersem görüyorum. Maçta görüyorum ama eğer maça da gitmesek yani Acun'un abiyi 2 kere 3 kere ancak çok mu yoğun? Onda biz inanılmaz bir program var. O kadar yani herkesin zannettiği kadar öyle her gün Acun abiyle oturup da bir şeyimiz olmuyor. Keşke olsa. Ama çok daha az görebiliyoruz maalesef. Fenerbahçe'yle uğraşıyor, federasyonla uğraşıyor. Kendi takımıyla uğraşıyor her şeyden öte. Şimdi bir de kendi takımına başına bela aldı, bir de onunla uğraşıyor. bir şey soracağım, dedikodu yapacağız şimdi. Kameraları kapatarak dedikodu yapacağız. Dünya Kupası'nı seyrettin. Evet. Dünya Kupası finalini de seyrettin. Evet. Dünya Kupası finalinin sonundaki kupa törenini de seyrettin. Evet. Anladım sorunun nereye geliyor. Şeyi merak ediyorum. Söyleme Soner. Yok ben çok kötü bir şey sormayacağım. Şimdi ben çok saygı duyuyorum Nusret'e. Nusret Gökçe. Yani Erzurum'un bir köyünden çocuk yaşta geliyor. Bulaşıkçılık, işte kasaplık, restoranda bulaşıkçılık falan filan. 38 yaşında. Yani senden de genç, benden de hayli genç. Dünya çapında restoranlar büyük. Dolar milyarderi oldu. Müthiş bir popülerite. Türkiye'deki Instagram'da en çok takip edilen Türk insanı. Dünyada en çok tanınan Türk. Galatasaray'ın tek rakibi tanınırlıkta diyeyim. Ve orada, sahada. Şimdi o bile acayip. Yani tabii ki. O sahaya girebilecek kartı almak FIFA başkanından ilginç bir şey. Nasıl buluyorsun? Bu kadar PR fazla mı? Yani bu bir PR mı? Negatif PR mı? Ne bu? Yani mesela orada Alain Ducasse'ı görebilir miydik? Göremezdik. Ama Nusret çok popüler bir figür. Acayip ve yeni dünyanın
şoför aslında. Artık yeni dünyanın şoförü. Yeni bravo. Dünyada bu çok yadsınacak bir şey değil. Yani ben çok ciddi şeflik okullarında sosyal medya kullanma, fotoğraf çekme, kariyer yönetimi, sosyal medya yönetimi, konuşma, hitabet bunların çok daha farklı olduğunu, farklı bir şekilde işlenmesi artık gerektiğini artık böyle çiliyor şeflere. Medya, tabii yani Alain Ducasse zamanında kapalı mutfaklarda şefler işini yapardı. Evet. Anlaşılmayan sanatçılar gibi birilerinin gelip onları keşfetmesini beklerdi. Şimdi sosyal medyaya Gordon gidip Ramsey... daha adamın çıkış yapmasına gerek kalmıyor. Çıkış yaparken yakalıyorsun zaten. 2-3 tane yaptığı Gordon Ramsey bilmem kaç tane program yapıyor. Keza neydi rahmetli buradan televizyonda yaptığı sürekli olarak. Tabii ki. Yani diyorsun ki bundan marka bir zarar görmez. Bundan marka bir zarar görmez. Bir de Nusret'in markası o zaten. Yani göz önünde olma. Mapuçino falan. Evet, göz önünde olma. Esprili. Bazı da şeylerini çok beğeniyorum. Benim tarzıma uymayanları var. Yani o, ben de ona uymam. O da benim giydiğim kıyafetleri giymez mesela. Çünkü ben şundan korktum. Dedim ki bu çocuk böyle kendine şahane bir marka haline getirdi. Acaba çünkü açıyorum dünyanın her yerinde aleyhinde bir sürü videolar çekiliyor, bir sürü şeyler yapılıyor. Acaba aleyhine olur mu diye düşündüm. Bence olmaz. Yani zaten buydu diyor. Yani reklamın iyisi kötüsü olmaz. Çok büyük bir kuleşe tabii ki kötüsü olur ama onun zaten marka ve kariyer yönetimi şu anda geldiği yer itibariyle biraz da oralarda. Biraz da oralardaydı. Ben... Güzel bir şey. Yani oralara girebilmek bile. İngiliz kraliyet ailesinin ahçısı olarak ünlenmedi. Ya aynen öyle. Öyle bir iddiası da yok. Öyle yani. Bir iddiası öyle da bir yok. Duruşu da yok. Ben dünyanın en iyi, en lüks restoranını yapıyorum da demiyor. Bir tarzı var. Ben güzel bir et yemeyim. Etçiyim. Onu da enteresan aynen bir şekilde sunuyorum. Ben o konuda tamamen sizinle aynı görüşleri paylaşıyorum. Çok saygı duyuyorum bir kere. Ben de bravo. Ne haddime ise inanılmaz aynen. Saygı duyuyorum. Geldiği yer belli, çıktığı yer belli. Benim beğenmediğim, saygı duymadığım şey şu. Nusret kopyalarına mesela hiç saygı duymuyorum. Binlerce var. Çünkü ne gerek var abi? Sen de yap. Oldu. Yani adam öyle bir herkes şey yapmadı Nusret ki. Oldu. Öyle bir şey yapmadı ki. Yani her şeye çık tıkı çık tıkı çık tıkı çık. Herkes bir et şey yapma, dövme. Yani adam yapıyor zaten. Niye birisinin taklidi olmaya çalışıyorsun? Aynen. Yap başka bir şey. Bir yap başka bir şey. Her restoranda bir şov başlıyor. Evet, mesela. Evet. Yani. Dün bir lokantaydık öğlenliğin. Nedir o? Karpaccio istedik. Geldi böyle karpaccio ona buralı bir şey yaptı. Hepiniz Nusret olun. Allah sizi kahretmesin diye. Ya bir karpaccio biz de adam gibi karpaccio. Niye onu böyle bulamaca çevirdi? Eğer onu istedim steak tartar söyledim. Onu yerdim yani. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Benim onu yani dediğim gibi hiçbir sıkıntım yok. O onun kariyer yönetimi. Ne diyeceğiz ki ayrıca yani? Peki mesela sen de şimdi bu programdan dolayı tabii ki çok şeye gidemiyorsun. Dükkana gidemiyorsun restorana ama sen şefin böyle ortalıkta gezdiği masalara gittiği her yerde giderler. En büyük şefler de yemeğin sonunda bir uğrar, bir tabii selam verir, bir hatır sorar. Bir eleştiri varsa onu almaya çalışır. Bu en Michelin'in hani neredeyse 5 Michelin olsa onu alacak tabii restoranlarda ama sen de öyle bir doğru mu buluyorsun onu yoksa fazla öteye gitmemek mi lazım? Yok çok doğru buluyorum. Yani ben sen de yapıyor musun onu mesela? Tabii ben restorana girdiğim dakikada hemen müdürüme giderim. Yani kalkacak olan veya tanıdığım birisi var varsa, mı? Veya tanımam gereken birisi var mı? Onlara önce bir giderim. Sonra bütün restoranı baştan masa numarasına göre gezerim. Sonra da sorarım o sırada gelen oldum, giden oldu mu, kimse oldu mu diye. Çünkü ya her masayı gezeceksin ya hiçbir masaya gitmeyeceksin. Bize kural odur doğrudur, yani. Ya hiçbir kimseye gitmeyeceksin ya da bir masaya gidiyorsa her masaya mutlaka gideceksin. O yüzden her masaya giderim, her masayla konuşurum, her masadan görüşlerini alırım. Onları da hemen de ekibe iletirim ve konuşurum. Çünkü oradan alıyorum yani. Onlar bana veriyorlar, bana versinler o. Bir şey merak ederim mesela. Ben bazen bunu yapıyorsa diyorum ki Fatih terbiyesiz misin? Sen niye yapıyorsun? Doğru bir şey midir bu? Şimdi mesela geldim sen de bir yemek yedim diyelim. Bugün yine yaptım bir restoranda bunu. Yemek beklentimle iyi olabilir, kötü olabilir. Yani o ama beklentimi karşılamadığı zaman, beklentimle yemeğin adıyla kusuna metre gidip onunla ilgili bir eleştirim varsa söyleyebiliyorum bazen. Bu kötü bir şey midir? Yok, onu zaten hepimiz o kadar iyi anlıyoruz ki. Yani şimdi sizden gelirse zaten ben sizin yemek merakınızı ve bu kültürünüzün ne kadar önde olduğunu bildiğim için zaten çok ciddiye alırım. İsminizden dolayı değil. Hı hı. Yani yemekten dolayı. Yemekten dolayı. Ama hiç sizi de tanımasam bir iki soruyla anlarım yani. Ya bu olmamış dediğinde ne olmamış efendim derim direkt. İşte yani bu böyle mi olur ya benim annem daha iyi yapıyor derse derim ki peki efendim. Peki abi, tamam. Nelerde dikkat edin. Ama dersen ki ya bu yağla yapılmaz bak bu yağ kullanmışsınız bunu böyle. Bir saniye dersin zaten hemen anlarsın. Her şeyde anlarsın. Yani, ya bu ayıp bir şey değil mi? Hiç değil. Aksine ben çok takdir ederim. Çünkü
yani her şey çok iyi olmuş diyen insanların samimiyetinden daha çok inanıyorum birisine, ya burada bence bir sıkıntı var diyenlere. Ya ben bunu binde bir oluyor ama olduğu zaman söylüyorum ve sonra lütfen, da ve lütfen ne haddime falan diyorum. Ha, bir de bana bir lütuf bu yani. Ben hiç sevmiyorsam biraz sonra mesela asla bir şey söylemem. Ya yani mesela niyeti iyi olduğunu düşünmüyorsam, benim eleştirimi iyi almayacağını düşünüyorsam, o restorandan da bir halt olmaz diyorsam söylemem mesela. Peki mesela şefler birbirini eleştirir mi böyle? Tabii, dostane eleştirir yok, mi? Kıyasıya eleştirir. Tabii. Dostane kıyası. Bir şekilde kıyasıya. Dostane bir şekilde eleştirir. Ve yani sen mesela atıyorum Mehmet Gürse gitti, Mehmet'ciğim ya şunda şurada olmadı falan diyebilir misin, der misin? Yani çok Mehmet'te öyle bir tecrübe olmadı ama, gittiğim ve eleştirdiğim, abi şuna bir dikkat edin dediğim olur. Özellikle samimiysem ben çok sahiplenirim de yani. Kendi restoranım gibi bu, sahiplenirim. Bence de iyi bir şey bu aslında. Tabii ki iyi bir şey. Tabii ki bir şey. Ama bir sürü de tanıdığım insan var mesela, yüzüne hiçbir şey söylemeden arkadan car konuşurum. Her endüstride olduğu her gibi. Her yerde çok var. Yani yüzüne söylemek lazım ya. Yani sonuçta benim hep baktığım şu, yani şu anda bizim işte Michelin diyoruz. Yani 12 tane Michelin olursa gelen turist sayısı artacak. Artacak öyle. Yani 5 tane kalması iyi bir şey değil. 26 tane olursa bambaşka turist gelmeye başlayacak. 3 tane olsa falan. 3 gün ona gitse bir gün bana gelecek. Onu ben Gastromasa'ya ilk katıldığımda 2016 yılında Elena Arzak gelmişti. San Sebastian'dan. Elena biliyorsun çok iyi bir Türk dostudur. Çok iyi bir Türk dostudur. Hem babası hem kendisi. Ve bütün yani Azur Mendiler oradaydı. Hep sonra Albert Adrio oradaydı. Bütün San Sebastian mafyası diyorum ben ona. Hepsi oradaydı. Andoni falan. Ve derken bunların hiçbiri benim rakibim değil. Bunların hepsi benim rakibim. Ama bunlar benim en iyi dostlarım. Çünkü bunlar San Sebastian'a insan getiriyor. Bugün ona gelse yarın bana gelecek. Yani o ekibi kurabilmek, o grubu kurabilmek çok önemli bir şey. Bizim de bunu burada yapmamız lazım. Sence de dünya yemek başkenti San Sebastian mı? Çok önde olduğunu düşünüyorum. Ben çok ilkeli ve çok güzel çalıştıklarını düşünüyorum. Bu aralar çok öne çıktıklarını düşünüyorum yani. Bir de San Sebastian ve bütün o çevresi işte Getaryası, osu, busu falan hepsi çok acayip ya. Ya bir de kötü yemek yemiyorsun. Kötü yemek yemiyorsun. Yani şimdi bazı yerler var, evet çok iyi restoranlar var ama sokakta yemek. Sokakta. Londra mesela. Ben San Sebastian'a sokakta yemek yemeye bayılırım. Tabii yani her restoran. Her girdiği yer güzel yani. Mesela Avustralya'da Melbourne öyledir. Sydney öyle. Öyle midir? Tabii Sydney daha şeydir yani. Daha böyle iyi de vardır, turistik de vardır. Melbourne'da nereye gitsen iyi yemek yersin. Peki mesela. Şey mesela merak ederim ben yine mesela bu müşteri konusunu. Türk müşterisi iyi midir? Şu anlamda iyi midir? Şimdi ben bakıyorum mesela bizde bazı restoranlar, dünya restoranları geliyor, bir süre iş yapıyor, sonra diyor gidiyor. Veyahut da bir Türk müşteri gidiyor işte başka bir ülkede 10 bin dolara yemek yiyor. Türkiye'de 1000 dolar verirse bak kazıkçı lan bu diye. Şey. Nasıl görüyorsun? Ya bu bir kısır döngü aslında. Şöyle bir kısır döngü. Yani açılan restoranların çoğunun PR'ı ve tanıtımı oraya gelen insanlar üzerinden döndürüldüğü için restoranlar da o insanları getirmeye çalışıyorlar ve o insanlar da oraya yemek yemek için değil görünmeye geliyor veya bedava yemek yemek için geliyor. O insanların çektiği kitle de o insanlar orada diye geliyor ama onları göremiyor. O yüzden de hayal kırıklığına uğruyor. Yani yemeğiyle öne çıkan, biz mesela ilk açtığımızda restoranı bize en çok gelen sorulardan bir tanesi, peki eğlence ne var diyorlardı. Diyorum, ben anlamıyordum, gerçekten anlamıyordum. Yani, yemek yani. Diyorum ki yani yemek. Eğlence bu işte yani, eğlence midede. Yerseniz eğlence. Dilde, damakta. Aynen öyle, midede, damakta. Eğlence bitti diyorum yani, 11'de 11.30'da kapanır restoran. Sağımızda da solumuzda da kulüp var. Hangisini istiyorsanız gidin. O yüzden mesela onu anlamıyordum. Yani öyle bir Türkiye'de bir tanım sorunu var orada. Ha. Ve restoranları daha çok mutfağıyla, daha çok yeni bizim ülkede. Şef restoranı konsepti o kadar yeni ki. Bilmezdik yani biz bundan 10 sene önce şefin adını kimse bilmez. Metro deli bilirdin yani. O yüzden daha yeni gelişiyor. Bu restoranların sayısı arttıkça da gelişecek. Ve, İyiye doğru gidiyor ama yani. Artıyor. Ben de öyle görüyorum. İyiye doğru bir gidiş var. Fiyatları nasıl buluyorsun peki? Mesela şimdi Türkiye'de garip bir şey var. Şöyle garip bir şey var. Pahalı denen restoranlar dünya standartlarında pahalı değil aslında. Ama Türkiye şartlarında pahalı gibi geliyor insanlara. Ama işte zor bir iş mi yani? Menüyü sürekli iniyorsunuz. Fiyatları nasıl ayarlıyorsunuz? Yani ben bunu mesela fiziksel olarak yaşadım. Menü çalışması yaparken etçiden telefon geldiğini biliyorum ben. Buna bu kadar alıyoruz bu hafta diye. Hadi bir daha geri dönüyorsun, yapıyorsun. O açıdan ciddi bir sıkıntı var bir kere. Daha yaratıcı ve kreatif çalışan restoranlar daha başarılı oluyor. Aslında çok şey değildir. Yani bu %25 ile %28 arasındadır.
yemek kostun, maliyetin. Alkollü içkilerde de, şarap gibi içkilerde 3 katıdır. Daha dünya sert içkilerde. Bu. Tabii yani genelde budur yani. Daha sert içkilerde, kokteyllerde iyi marjin vardır mesela. Evet. 4-5 katına çıkar. Çünkü bir karıştırma var, bu falan var. Budur yani bütün dünyada 3 aşağı 5 yukarı buralara gelir. Ama Türkiye'de mesela bazı şeyler aşırı pahalı. Mesela et çok pahalı. Ama diğer ürünler mesela kuzu daha ucuz. O yüzden bazı yemekler evet çok pahalı, bazı yemekler de bence olması gerektiğinden daha ucuza geliyor. Peki mesela müşteriyi her hafta farklı fiyat bozuyor mu biraz? Mecbur yani. Mecbursunuz tabii. Çünkü alıyoruz biz de. Bir de biliyorsun bizim işin en kötü tarafı yani sürekli peşin olarak alıyorsun. Yani Allah'tan kasaya da peşin giriyor da. Bir de fire var. Evet, bir de fire var, bozulma var, iyi işlenmeme var. O yüzden ben bundan 2-3 sene önce verdiğim bir röportajda ben Bodrum'daki fiyatları o kadar yüksek bulmuyorum dedim diye üstümden geçtiler. Ama bulmuyorum çünkü 2 ay açıklar. 1 yıl kira veriyorlar. Yani o adam o 2 ay gitme o 2 ay. Benim anlamadığım Türkiye'de şu var. O restorana gitmeyen müşteri o restoran ve gitmeye de niyeti de olmayan müşteri o restoran, o restoran niye bu fiyatı? Ya yani senin sana gittiğin restoranın fiyatıyla ilgili. Zaten gitmiyorsun ki oraya. Bir ilgin de yok. Bir de şunu anlamıyorum. Sober, işte Türkiye ucuz ülke. Pahalı yaptığı da niye pahalı? Kardeşim oraya turist gidecek ve yiyecek. Sana tabii. Ne abi? Rus oligark gelecek ve yiyecek. Ya bir de arz taleptir abi. Yapamazsa batar zaten. Batar zaten aynen. Ya ben bir menüye bir şeye koyacağım fiyat bellidir. Bunu saçmalarsam kimse gelmez. Kimse yemez. Bırak serbest piyasa kurallarını işletir zaten. Bu kadar sinirlenmeye gerek yok. Sinirlenmeye gerek yok. Kime abi? 100 liraya lahmacun mu olur diyorlardı. Şimdi o lahmacun galiba 300 lira olmuş. Yeme. Git oraya giremezsin. Zaten bugün git kapısına. Almazlar elit tuz. Yer yoktur. Yer yoktur zaten. Yer yoktur. Bazen de almazlar zaten. Bazen de almıyor. Yani. Erkek kardeşim burada bir mevkinler var. Size yer yok derler yani. Onda yapıyorlar. Avustralya'da restoranlarım var. Türkiye'de restoranlarım. Başka yerde düşünüyor musun? Avrupa'da bir yer açayım. Bilmem Fransa'ya gideyim. İşte ne bileyim San Sebastian'da bir rekabet yapayım falan. Hiç aklına böyle şeyler geliyor mu? San Sebastian zor ama geliyor açıkçası. Yani yapmak isterim. Gerçekten isterim. Şu anda o dönemdeyim çünkü hissediyorum yani. Avrupa'da da hem yani Türkiye'de çok mutluyum ama bir arada bir de bir kaçıp gitmek istiyorum. Avustralya'da gitmek için kısa vadeli gitmek için çok zor. Uzun süre zaten sürekli gidiyorum geliyorum çocuklarım orada. Ama yani Londra'da mesela çok keyfe kadar Londra nasıl açacağım bilmiyorum ama Londra'da kaliteli güzel bir yerim olsun isterim açıkçası. Ve galiba Londra'da bir Türk yemeği alışkanlığı da oluşmaya başladı. Şu anda zaten ona bakıyorum yani şu anda yeni lokanta var civanların çok iyi. Kemal'in Yeki var. Galiba Londra'da değil ama veya dışında ama Didem'in Zahteri var. Çok iyi restoranlar açılmaya başladı orada. Bir ve de talep yabancı, de görüyor. Yabancı şeflerin Türk restoranları olmaya başladı. Evet. Onunla ilgilenenler var. Alan Yağ bir pideci açtı mesela. Açtı. Yani dünyanın en vizyoner yatırımcılarından bir tanesi. Bence. Restoran dizaynlarından bir tanesi. Gitti tabii eşi Türk. Onun da. Ama işte yapıyor. Ama bayağı da memnun. Yani konsept olarak onu seçti bu adam. Bu adam Hakasan'ı açmış. Vagamama'yı açmış. Yani ne açtıysa dünyada imza almış. Gidip böyle bir şeyler yapıyor. Demek ki bir talep var. O yüzden isterim yani başka bir yerde de. İngilizce konuşması benim açımdan önemli. Çünkü rahatsın, başka dil konuşamıyorum o yüzden. bir de zaten yani mesela baktığın zaman Fransa'da çok az yabancı mutfak var. Yani tamam Rus var, tamam Japon var falan ama başka mutfaklar pek tutamıyor. Orada bölgesel olarak kendi dediğim oradaki azınlıklarını temsil ediyorlar. Londra öyle değil. Londra böyle çok kozmopolit. Herkes her yere gittiği garip bir yer. Bence de iyi olabilir yani. İnşallah. Hull City'de açın. İyi bir yatırımcı tanıyorum. İyi bir yatırımcı var benim bildiğim. Yani sen de tanıyabilirsin belki kendisini. Bu Hull City restoran diye. İnşallah. İnşallah çok başarılı olurlar da. Çok da başarılı olurlar. Valla Acun'la da başarılı olması çok istiyorum. Yani iyi bir şey yapıyor. Keşke birinci lige çıkarabilse o takımı. Gerçi bir iki kere bana sormuştu teknik direktör aldığı zaman. Ben çok iyi çocuklar ama kötü teknik direktör demiştim. Keşke o gün beni reklam mı? Reklam mı çocuklar? Kalır mısın biraz daha? Tabii ki ne demek. Bir reklam devam edeceğiz.
Benim olmasan da huzur dolsun için, kıvranıp başkasının yanına yatsan da. Gönlüm zordasın, yine bana zarar zaman. Uykular zaten haram, yüreğim durmaz, kapanmaz artık yara. Zamanında bir yerde kalmışsın içimde, durmamış yüreğim hala kederde. Boş verdim yüreğime, söyledim derinlerde, yarın yok ki hala sensin içimde. Zamanında bir yerde kalmışsın içimde, durmamış yüreğim hala kederde. Boş verdim yüreğime, söyledim derinlerde, yarın yok ki hala sensin içimde. Benim olmasan da huzur dolsun için, kımrılıp başkasının yanına yatsan da. Gönlüm zordasın, yine bana zarar zaman. Uykular zaten haram, yüreğim durmaz, kapanmaz artık yara. Zamanında bir yerde kalmışsın içimde, durmamış yüreğim hala kederde. Boş verdim yüreğime, söyledim derinlerde, yarın yok ki hala sensin içimde. Zamanında bir yerde kalmışsın içimde, durmamış yüreğim hala kederde. Boş verdim yüreğime, söyledim derinlerde, yarın yok ki hala sensin içimde. Bravo, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Gel bakalım Dicle. İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Senin önce daha iyi oldu. Ah, teşekkür ederim. 2011 değil mi? Evet. Niye Murat Boz'u seçtin? Murat Boz hayranıydım ben. Saydın mı? Vallahi. Yakışıklı değil mi, siz güzel diye mi? İkisi de. İkisi de. Ha, tamam. Bak, evet. Bu doğru cevabı sevdim. Evet, ikisi de. Ya sesi güzel, çok sanatsal falan deseydi inanmayacaktım. Ya o zamanlar tabii Murat Boz çıktığında ben 15-16 yaşındaydım. Bilgisayarımın arka ekranında Murat Boz'un resmi vardı yani. Öyle bir fanıydım. Ve şarkıcı olmak istedim. Niye arka ekranı? Ha şeyi. O zamanlar anladım, biz posterden sonraki kısmı. Poster sonraki. Evet. Evet. O yüzden hani biz bilgisayar... poster vardı. Hatta o bile yoktu. Siyah beyazdı. Sonrasında yani bir hayalimdi ve gerçek oldu günün sonunda. Yarışmaya girmeden önce de şarkıcı mıydın yoksa yarışmayla beraber mi şarkıcı? Yok, şarkıcıydım. O zaman da İzmir'de sahneye çıkıyordum. Ha, sahneye çıkıyordun. Evet, zaten okulum devam ediyordu. Kaç yaşındın o zaman güzel? Ben 33 yaşındayım. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Bana bak abi, ben de 30 duruyorum. 30'um. 50 duruyorum ya. Yok, 50 durmuyorsun. Yok, ben 40 duruyorum ama abi. 55. En büyük ben miyim ya? Değilim değil mi? Yok şimdi. Soramıyorum ben. Müjde sen yani. Sen bayağı çıtırsın. Ben 39 yaşındayım. Saydın mı? Tabii. En büyük ben miyim? Hayır yani. Evet. Sen en büyük sen. Onların arasında. Sen kaçsın? 30. Ama sen genç duruyorsun hiç. Evet. Hepiniz genç duruyorsunuz. Da. Bir ben yaşlı duruyorum. Ben yaşlıyım diye. Aynen. Olur mu öyle şey? Lafını kestim, pardon. Yok, estağfurullah. Sonra sonrasında yarışmadan önce sahneye çıkıyordun. Tabii zaten. Eğitim var mı? Evet, eğitimi var. Konservatuvar, Ege Üniversitesi Konservatuvarı. Ailede müzisyen var mı? Tabii var. Benim babam... Her şey dört dörtlük müzisyen. Senin Murat Boz'a ihtiyacın yok ki. Yok yani şöyle, popüler kültür sanatçısı olmak istiyordum.
aslında bu ne demek? Çok güzel bir laf etti. Bu ne demek? Popüler kültür sanatçısı. Yani aslında sanat toplum içindir tarafında olan. Yani birazcık daha tüketim dünyasının. Yani ben yapayım beni anlasınlar değil. Değil. Yani öyle olsaydı zaten okulda kalırdım. Hocalarım da aslında bunu istiyordu. Ama hani ya bilmiyorum, benim gönlüm burada yanaydı. Benim gönlüm halk, evet, benim şarkılarımı söylesin, bağıra bağıra benim şarkılarımı söylesin. Ben de onlara beraber hoplayayım, zıplayayım, eğleneyim. Doğrusu da bu bence, değil mi ama? Aynen. Yani çok değişken bir şey ama benim seçtiğim yok muydu? Öbürü zaten Beethoven var. Sana ihtiyaç yok gibi de artık bu saatten sonra. Yeter artık diye. Arada da vardır canım. Arada da vardır dedi canım. Evet, sonrasında işte O Ses Türkiye'ye katıldım. Ve tamamen Murat Buz'u seçme amaçlı. Yani o eğer bana dönerse ben de kesinlikle onu seçecektim. Öyle de oldu. Çünkü vokalist olmak istiyordum. Yani İzmir'de yaşadığım için ve İzmirli olduğum için İstanbul'a gelmek beni korkutuyordu. O yüzden hani... Bir... Pek bir şeyden korkacak bir göz yok ya. Baktığın zaman ben maşallah son derece cevvalsin yani. Yani şu an değil korkmuyorum. Mi? Ama o zaman çok korkuyordum. O zaman tabii ki. Daha 11 yaş daha ufaktın. Evet. 22 yaşındaydın. 22 yaşındaydım. Tabii o zaman çok korkuyordum. 22 yaş olsam ben de korkardım. Evet. İstanbul tehlikeli ve zor bir yerdi benim için. Nitekim de öyle olduğunu gözlerimle de gördüm. Şimdi daha tehlikeli, emin oldum. Şu evet. An korkmuyorum ama. Yani. Daha, tehlikeli. Daha tehlikeli. Evet, şu an. Adanalılar falan geldi İstanbul'a. Kim? Abi Adanalılar dünyanın en nezih insanı. Ben sana ben Adana'nın hastasıyım. Ya Adana'ya gittim birkaç sene önce. Abi geceliğin sokaklarda kadınlar ikili üçlü gruplar halinde meyhanede kafa çekiyorlar. Rahat kimse kimseye bulaşmıyor. Her olmaz. Yerde dolaşıyor. Bu kadar medeni, bu kadar güzel yer. Dedim ki Türkiye'de Adana'ya bu iktidar uğramamış. Öyle bir hissiyata kapıldım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben seni Adana diyebiliyorum. Hakikaten Adana mısın? Bana bir yaşam hikayeni bir anlatsana ya. Çünkü merak ediyorum senin nerede olduğunu. Nasıl, ne yaptığını, nereden çıktığını. Videolarını izliyorum. Türkiye ile evet. ilgili hicrilerine bayılıyorum. Ama bir dışarıdan bir göz gibi bir hal de var. Sen nereden çıktın, nasıl geldin buralara? Abi kısaca özetleyeyim işte hayatımı. Mahsun Adana doğumlu. Annem babam da Adana doğumlu. Aslen babam Adıyamanlı. Annem de Mardinli. Öyle. Ben seni İtalyan sanıyordum. Çok şaşırdım şimdi. Ben, ben seni İtalyan sanıyordum. O hikayeyi anlatayım mı abi? Hani eğlence programı diye insanların canını sıkmak istemedim ben aslında. Ha. Anlatayım mı? Anlat. Abi normalde işte biz küçükken... Bana bir arkadaşım mesela davet ediyor. Dedi ki o İtalyandır aslında. Adana'yım diyor, inanma dedi. Ben değil abi işte. Babam aslında. Ha, baban İtalyan. Ya İtalyan değil aslında. İtalyan vatandaşlığı aldı. Bir kadınla beraber gitti. Hı hı. Kendisi göçmen yani. Göçmen. Hı. Ama sürekli gidip geliyordu. Kendisi biraz böyle illegal takılıyordu diyeyim yani. Daha çok gayrimeşru tarafı. Zaten benim de o tarafa doğru yönelmemi sürekli temenni ediyordu. İstiyordu ama öyle işte, öyle bir insandı. Sonra ondan oldu. Ondan sonra işte onun yüzünden mesela ben hala kendisini sevmem. Onun yüzünden ben mesela 6 ay hapis yattım. Baban yüzünden. Evet. Babanı vuranı vurdun galiba sen. Hayır yok. Kendisi bir suç işledi. Sen istemek sonra. Evet, yaşım 17 diye sen az ceza alırsın diye. Seni attı işin içine. Bana şey yaptı, bir 6 ay öyle bir. Anne hayatlar var, görüyor musun? Hayatlar var, evet. Gerçekten. Sonra? Sonrası işte kendisi de o işleri bıraktı. Ne yaptı, ağaca falan mı gitti, ne oldu? Hayır yok, normal şey yaptı. İşine gücüne, Adana'da şey vardır bilir misiniz, greyfurt vardır. Greyfurt bahçelerinde işte çalışmaya başladı. Adana'da greyfurt mu vardı? Tabii. Aa, greyfurt bahçelerinde çalışıyordu. Ondan sonra eski alacak verecekten dolayı filan vurdular. Ya bu bizi kafalı ya, böyle bir şey olamaz. Bırak elin, devam edelim abi. Daha buradan esaretin bedeline geçecektin baba daha. Baba diyor şimdi adama böyle. Yok. Abi bak hemen çok çabuk şey oldu ya. Normalde aklındaki neydi abi, biliyor musun? Allah seni döverim lan ben. Abi normalde sen aklındaki neydi biliyor musun? Sen anlamayacaktın. Ben buradan girecektim The Godfather'dan. Ondan sonra esaretin bedeli, hapishane günleri. Onlarla çıkıp Fight Club'a bağlayıp bitirecektim. Sana öyle söyleyecektim. Sonra Fight Club'ı burada yapacaktık. Sen içerideyken dedin abi bizi konuşurken. Neyse, Allah tarafından bant yerini olduğu için bunu keseceğiz buradan şimdi. Aynen. Çünkü böyle madara olmak hoşuma gitmez. Allah'tan bant abi. Allah'tan bant. Değil mi? Bant yerim, niye bant olmasın? Tamam abi. Bant yerim. Tamam abi. Arkadaşlar bant. Burayı kesersiniz yayından. Şeyden tamam. Söyleyeyim. Canlı olur, canlı. Canlı. Gitti mi? Evet. Abi o zaman ben eşime bir haber veririm reklam arasında. Haberi yok. Yok. Söyleyeyim mi? Vallahi söyle. Tamam, kızcağız seyretsin. Ama bence seyretmesin. Seyret. Bulunduğun konum itibariyle pek seyretmiş şey değilsin. Ben böyle bir durumda eşime haber vermem. Abi yok, yoksa bana şey yapar kızlar. Sağ olsun. Normalde ben ona bant yayın dedim, biliyor musun? Ha, haber ver. Tuğçe'ye selam. Bizine selamını söyle. Açmıyor. Tamam. Açmıyor. Alo. Bir tane ben sana bant yayın dedim de. Şey canlıymış bu.
Aynen. Blomberg aç. Siz beraber film çektiniz değil miydi bununla? Evet. Nasıl çektiniz? Fatih abine de selam var. Çok selam söyle. Tamam hadi izle hadi görüşürüz. İyi mi? Abi. Açı var. Abi. Açı açsın deyiz. Bir reytingdir. Aynen. Çocuk yok mu? Yok. İyi. Evde sıkı bir özelliği. Abi normalde programa gidiyorum deyip başka yere gitmen lazım değil mi? Yok abi ben normalde... Ben normalde şimdi gelirken bant yayını dedim. Gelirken bant yayını dedim. Şimdi canlı olunca bu sefer şey olur bilirsin. Ha. Yani hanımcılık her zaman kazanacak. Sen bununla çalıştın değil mi? Film çektin. Evet. Zor muydu bununla film çekmek? Hiç değil. Nasıl değil? Yalancı, korkak, birinin zikri ötüyor. Patlamak üzereyiz galiba. Ben de korktum uyku ya. Uyku saatim gelmiş. Ocakta yemeğim kaldı. Haydi pardon. Çocuklar uykuya saati. Nasıl çektiniz bu filmi? Zor mu çalışması? Hiç zor değil. Kendisi de bence zannettiğinden çok daha iyi iş çıkarıyor. Zaten başarısı ortada. Sadece çok mütevazı. Ama yok benim için ben çok... İlk film abi çok zorlandım. Çünkü nasıl ilk film? Daha önce çektiklerin ne? Normal YouTube'a işte. YouTube'a onlar film değil mi? Yani film sayılmıyor. Film kategorisine girmesi için. Çok eğlenceli ama. Yani. Çok teşekkürler. Çok eğlenceli. Yani şöyle söyleyeyim. Yani eğlencelisi şu. Türkiye'nin fotoğrafı. Evet. Yani sen aslında pek bir şey yapmıyorsun. Ya senaryo kendim... hazır önüne geliyor senin. Evet. Sadece ufak bir iş diyoruz. Tekrardan insanlara zaten gördükleri şeyleri tekrardan gösteriyoruz. Farklı bir dille. Filmin fragmanını seyrettim. Aslında aklındaki sana filmi full izletmek vardı abi. Hatta şey yapalım. Yayından sonra biz sana onu izletelim. Yok şeye geleyim canım. Yayından sonra gece saat 2'de. Ya da yok abi izletmeyeyim abi. Sinemada izle. Bir bilet tamam, bir biletlerim. Tabii ki. Kaç sen az önce bir gişe bir şey diyordun. Hı? Tamam sen bana izlet ben sana bilet parasını elden vereyim. Böylelikle vergi falan da dönüyoruz. Olur. Daha iyi olur. Değil mi? Daha iyi olur, olmaz mı? Olur. Ya hakikaten bize bir kendini anlatsana. Nereden bu işlere girdin sen? Abi nereden girdim? İşte normal... Ben normalde reklamcıydım yani zaten... Ha, reklamcıydın? Evet ya reklamcıydım normal... Yani tiyatro, oyunculuk falan filan... Ha yok. Zaten şeydim böyle, hevesliydim açıkçası. Arkadaş ortamında da eğlenceli olduğumu söylüyorlardı. Oradan başladı. Önce Facebook, Instagram, YouTube. En son işte şimdi bir TV programıyla işte... Ha başladın mı TV programı? Aynen. Nerede? Ya benim TV programı değil, Çok Güzel Hareketleri oyuncu olarak girdim. Oyuncu, onu biliyorum. Onun dışında bir de sinema filmimizi şey yaptık, çektik. Film çekmişsiniz. 13 Ocak'ta o vizyonla. Adı ne filmin? İllegal Hayatlar. Seyrettiğim bölüm şahane. Siyasi hiciv var, mafya var, o var, bu şahane bir iş olmuş yani. Çok teşekkürler. Çok bayıldığımı söylemeliyim. Keşke fragmanı burada yayınlayabilsek ama... Fragman şimdi... da cuma günü vizyonda olmuş olur yani. YouTube kanalımızda olmuş olur. Ha YouTube'a koyacaksınız. Aynen fragmanda. YouTube'da olmuş olur. Müjdeyi nereden aklına geldi bu işin içerisine sokmak? Çok güzel soru. Ben de bunu duymak istiyorum. Vallahi aslında aklımıza gelmedi abi. Ne oldu? Başınıza mı geldi? Vallahi yapımcımız dedi. Müjde diye biri var oynasın dedi. Oynasın dedik biz de. İyi de oynamış. Böyle mi oldu hakikaten? Vallahi böyle mi oldu? Müjde'den dinleyeyim. Nasıl geldi? Evet. Ben yazlıktaydım. Denize telefon geldi. Denize ben tatildeydim. Hakikaten ama ben iş olmadım hemen yazlığa kaçarım. Kış olsa da gider misin? Giderim. Ha. Nerede yazın? Evet, Ayvalık'ta. Aa şahane. Ben çok seviyorum. Ben de bayılıyorum. Sessiz sakin denize bakayım. Aynen, benim annem orada, kayınvalidem orada, her şeyim orada benim. Bizim de. Sevdiğim hep, herkes orada yani. Bizim de öyle. Herkesi. Annem de öyle gider, kafa dinler gelir. Ben de öyleyim. Ben hemen çok istediğimi söyledim. Çünkü bir duruşu olan, söylemek istediği bir şey olan işlere çok açım. Adam da bir şeyler söylüyor sürekli. Onun zaten bütün olayı o ve hemen başkasını seçmesinler diye hemen koşarak. Başka aday var mıydı peki? Vardı. Ama müjdeyi seçtiniz. Söyle. Yüzüme söyle. Bu yapımcının tarafındaki şeyler. Şimdi benim bunları burada konuşmam doğru olmaz. Doğru olmaz. Ben yani, doğru olmaz. Sonuçta olan oldu ben oynadım. Delikanlı dolayısıyla. Yani, bence. Evet. Sonuçta evet, ben oynadım. Bu teknik bir yerde geldi. Gitti. Önce senaryo okudun. Evet. Ama iyi ki de müjde oldu bu arada. Gerçekten kendisi çok çok iyi oyuncu. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Laf olsun diye söylemiyorum. Yani gerçekten çok çok iyi oyuncu. İyi ki oldu yani. O kadar memnunsun. Evet, kesinlikle. Süper. Kesinlikle. Ne kadar seviyor seni? Çok sevindim. Vallahi bravo. Çok güzel çalıştık zaten. Ne kadar sürdü çekimler? Çok keyifliydi. Bir ay. Ha, hızlı. Ama seninki kaç gün sürdü? Benim daha bile kısa sürdü. Tekrar yazlığa döndün o zaman hemen. Döndüm. Sonra başka film için geri geldim. Kaç film çekiyorsun senede? 3 oldu galiba. 3-4. Bir de kısa film var 4. Dizi var mı bu aralarda? Dizi de var. Show'da yayınlanıyor. Evet. Kızılcık Şerbeti. Onu da çekip hemen yazlamıyorsun yine. Gidemiyorum. Boş günüm yok. Boş günüm. Artık yaza. Yaza kaldı. İnşallah. Evet. Ona memnun musun Kızılcık Şerbeti'nden? Çok, çok. Tartışıldı çünkü biliyorsun. Senaryo, hikaye. O da çok hoşuma gidiyor. Gidiyor yani mu? Yine
güzel şeyler söylemeye çalışan, niyet eden bir işimiz var. Çok arkasındayım söylemek istediği şeyin. Zaten Mahsun'la çalışmayı da o yüzden istedim. Benim 20. senem sektörde ve ben de bir şeyler söylemek istiyorum sen artık. Sen sektöre çok erken bir şekilde mankenlikle girdin. Evet. Doğru hatırlıyorsam. Doğru. Hatta neydi? Elit model look. Elit model look, evet. Çok gençlerin katıldığı, manken adayların katıldığı bir yarışmaydı. Evet. Ve sen orada çıktın. Sonra mankenlik yapmadın pek. Yapmadım, sıkıldım çünkü. Haklısın, ben de sıkıldım. Yani ben o yarışmaya niye girdiğimi bile hatırlamıyorum. Nasıl girdin? Kim soktu mesela? Biz... Ben. Ha, kendi kendine. Yani. 18 falan mıydın? Yok, 17. 17'ydim. Yani yine oraya başvuru yapıp yazlığa gittim. Hayat yazda geçiyor. Sürekli yazıyor. Buradan yazlar. Beni çağırdılar, gitmek istemedim. Arkadaşlarım dedi ki kızım git, bak araba ödülü var, belki kazanırsın. Dedim ki yani ben bu boyla niye kazanacağım, bir sürü kız var. Boyun kısa mı ki? Senin boyun uzun bu arada. Bayağı uzun. Harbiden uzun. Ama şimdi o zamanlar... 78 falan mı? Yok, 72. Daha uzun. Yani o zamanlar mankenlik mesleği bir tık daha fazla vardı ülkede. Çok fazla vardı. Daha fazla defile. Mankenler iş yapardı, para kazanırdı. Defileler vardı. Çekirne vardı. Şimdi tamamen yabancının eline kaldı. Evet, sayılır. Çağırdılar. Ben böyle yanıma hiçbir şey almadan gittim, nasıl elenirim diye. Kazandım. Yani kurum... gittin, yazlığa gittin. Gerçekten yazlığa gittim. Yani benim niyetim manken olmak da değildi. Oyuncu olmak da değildi açıkçası. Ne olmak istiyordun? Ben bayağı bir doktor olayım, veteriner olayım. İşte mühendis olayım falan. Ben fen matematik tarafından ilerleyecektim. Normal bir mesleğim olsun istiyordun yani. Evet, ben kurumsal hayatı meslek, çok meslek severim. Yani. Saatim olsun, masam olsun, işim olsun. Aklınızda bulunsun. Bundan sonra kurumsal bir şekilde. Planım, kendisini. Programım olsun. Yani sette ona bir masa vereceksiniz. Ya evet, bana böyle ama saat, gün. Ama deniz kenarındayım. Bir de yazlık bileti. Yazlığa gidiyorsunuz bileti. Ödemeyi yazlık bileti. Çok okeyim ben. Kurumsal da yıllık tatil ne kadar olduğunu hiç araştırdım. Araştırdım mı? Tabii ki çalıştım çünkü. 15 gün. Çalıştım çünkü. Yazlığa biraz zor gidersin kurumsal. Yani direndim. Çok uzun süre direndim. Çalıştım da kurumsal, çok severek. Sonra işte ufak tefek kiramı ödeyeyim, onu yapayım, bunu yapayım. Derken... Reklamlar. Sonra dedim ki ben bir oyuncu olup olamayacağımı bir anlayayım. Ama oyunculuk eğitimi almadın değil mi hiç? Hayır, almadım. Alaylıyım. Doğal yetenek. Bayağı tabiri caizse. Ama oyunculuk okuyan arkadaşlarım vardı, büyüklerim vardı. Ben dedim onların karşısına çıkamam herhangi bir şey için, para için ya da başka bir şey için. Bir de ben rahatlığıma çok düşkünüm. Yani öyle ünlü olmak falan hiçbir zaman istemezdim. Ben yazlık olmak istiyorum. Evet, yani keyif yapamayacaksam hiçbir şeyin bir manası yok diye düşünüyorum. Haklısın. Yani parayı ne yapayım, başka bir şey ne yapayım? Bir sevdiğin işi yapınca ve keyif aldığın işi yapınca hep tatilde gibi oluyorsun. Aynen. Ben de. Ben işimi yapıyorum. Yani ben sevdiğim bir şeylerle uğraşıyorum. Biri de bana para veriyor falan. Çok hoşuma gidiyor. Kesinlikle katılıyorum. Ve bir bunu patrona söyledim ne yazık ki. O günden beri para alamadım. Zam yaptı. Boş bulun. Boş bulundum söyledim. Belki o da aynı fikre gelmiştir bir noktada. Olabilir yani. Yani öyleyken böyle. Peki. Dream TV'de başladım ben aslında. Yani bir Dream TV'de müzik, spikerlikle başladım. Evet, aslında müzik çok sevdiğim için. Televizyona girişim aslında öyle oldu. Yine çok eğleniyordum yani. Müzik dinliyorum, konserlere gidiyorum. Bir taraftan da para alıyorum. Pardon. Okuyorum, staj yapıyorum, yazlığa gidiyorum. Hafta sonları. çok mutluydum. Okuyorum, ayrı eve çıktım o sırada. İşte kendimi geçindiriyorum falan. Sonra emin ola yani. O yüzden... Bu iş benim işim olabilir diye evet. diye. Evet. Yemek çok sevdiğin... şeklinde bir rivayet duymadım, sen söyledin. Hakikaten çok seviyor musun? Çok. Yemekten bahsetmeye başlayınca ben yemek yemek isterim falan dedi. Acıkırım hemen, karnım guruldar. Acıkırım yani, toksam da acıkırım. Yanımda Somer'i görünce acıkmaya başladın mı? Evet, fazla bakmıyorum farkındaysan. Yaparız yani hemen bir şey. Ha? Yaparız. Hemen bir yumurta yumurta getirir misin? O kadar severim ve yerim ki. Sen dün Somer'in lokantasıydın evet, değil mi? Evet, dün oradaydım. Buraya geleceğini bildiğin için mi gittin? Hayır, şok oldum yani. Aa. Evet evet, hiç haberim yok. Sen Somer'in burada olacağını bilmiyordun. Yok, bilmiyordum. Dün fragman çıkınca nasıl böyle bir durum olabilir falan dedik hatta. Efsane. Evet. Keşke tamamen tesadüf etsin. Evet, tamamen tesadüf. Yemekler iyi miydi? İnanılmaz. Ne yedin? Yani ben karides. Bunların bazı soruyor onu acıktırmak için. Ben gittim şu an zaten. Karnıma gırıltısı birazdan gelecek. Unuttum adını. Neydi hocam, bir şey söyleyeyim. Ben bilmiyorum orada. Karides. Karides. Kadayıflı karides. Sizin imza tabağınız. Kadayıflı karides. Kadayıflı karides. Kadayıflı karides. İnanılmaz. Güzel miydi? Sağ olun. İnanılmaz. Sosu nasıl oldu? Erişteli. Şey altında muhammara vardı. Bravo. Evet ya yani ben muhammara çok severim bu arada. Acayip severim. İlgiliyim de, meraklıyım da. Ama kahvaltı yerim. Ben de yemekten hiç anlamam. Oradaki bak o muhammara geldiğinde
vereceğim çok size. Tamam, bir şey var onu anlarsa zaten çok saygı duyuyorum. Bu hafta gelmeye çalışayım. Bu hafta gelmeye çalışayım. Ama hayır, o muammarada bir şey var bakalım onu görebilecek misiniz? Tamam, geleceğim. Eğer onu da bilirseniz hakikaten o zaman yok, diyeceğim artık, ki. O kadar da bilmiyorum. Yok bilebilirsiniz. Deniz mahsullü erişte. Kalamar erişte diye bir şey var. Evet, ya evet, efsane, kalamar. İnanılmaz güzeldi. Hele tatlılar, bu arada tatlılara ağladım. Yani gerçekten hakikaten ağladım. Ağladım. Evet, çünkü ben tatlı çok severim. Abi obur kızlar akşam bu akşam. Hepimiz oburuz galiba. Yani... Yok abi, o yemiyor benim ben diyor. Hiç, yani şu çok an... yemek de yemem, yapmasından falan da hiç anlamam. Anlamadın mı? Sıfır, hiç anlamam. Sen Adanalı'yı mısın? Abi Adanalı'yım ama ben yemeği seviyorum abi. Yani... Ha, yapmayı seviyorum. Aynen. Eşim yapar. Eşin Adanalı mı? Eşim tabi has Adanalı o direkt. Benim gibi şey değil yani, melez değil o direkt, ha, Adanalı. Hakiki Adanalı. Hakiki Adanalı. Hakiki Adanalı. Süper. O sabah 4'te ciğer yedim. Yani çok menü kaldı o kadar. Çok, ben de bayıldım. Tavsiye ediyorsun herkese. Tabii ki yani zaten. Zaten biliyorum. Sağ olun. Zaten. Sadece böyle bir hani bir konumu pohpohlayayım diye. Hayır, öyle inanılmaz bir denk geliş oldu bu arada, gerçekten. Çünkü sen o yokken de evet, methediyordun yemekleri. Evet evet, gerçekten. Daha gelmeden. Çok güzeldi. Çok sağ olun. Çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Şahane. Fiyatlar iyi miydi? Güzeldi. Fine dining'tir yani. Ya, biz durdu böyle. Her durdu. Şeyimiz bedeli geldi. Var yani. Güzeldi. Güzel. Biz arkadaşlarla bölüştük diye. Herkes bir elini cebine attı. Kahraman gelmiş geçen sene buraya. Ondan sonra dedim ki Kahraman inşallah geleceğiz. Evi satışa çıkardım. Parayı alacağız. Sonra geçin dedim ama Somer öyle değil. Bir de. Somer şefim sağ olsun bize ikramlarıyla. Bir de iyi şeyin bir karşılığı her zaman olması lazım. Kesinlikle yani. Öyle. İyi, bedava iyi şey yok. Yani. Bir tek ben varım. İyi program yapıyorum bedavaya. O da sevdiğim için. O da sevdiğim için yok. Söylemeseydin. Ya var ya, ben çok boş bulundum. Akılır gibi değil. Müjde peki... Bu işi hakikaten bir iş olarak benimsedikten sonra bir şeye dikkat ettim yani. Çünkü şu yüzden söylüyorum bunu. Sen pek ortalıkta yoksun. Yani evet. Bir şey varsa varsın, sonra kayboluyorsun böyle. Hani magazinde olayım, akşam oraya çıkayım, bir yerde görüneyim falan. Buna özel bir dikkatin mi var? Yoksa hayat tarzına ötürü mü böyle? Yok, hayat tarzım böyle. Zaten yazlıktayım, Ayvalık'ta da gazeteciyim. Zaten yazlıktayım. Bir de dediğim gibi yani çok net mottolarım var çok küçük yaştan beri. Gerçekten yani bunu çok pozitif algılıyorum. Ben o yüzden depresif bir yere sokmayayım sizi ama yarın ölmeyeceğimiz belli değil. Şimdi özgürlük, kimsenin özgürlüğüne müdahale etmiyorsam ve zararım yoksa ben keyif almak istiyorum hayattan. Özgür olmak istiyorum. Dolayısıyla benim özgürlüğümü kısıtlayacak hiçbir şeyi istemiyorum. Niye çalıştığımı unutmak istemiyorum. Hayatta bir sürü şey var. Hepsini görmek istiyorum mümkünse. Dolayısıyla işim... Evet, çok seviyorum, çok profesyonelim. Ama niye yaptığımı ve onun bir araç olduğunu da unutmak istemiyorum. Oradan kazanan parayla keyif aldığım şeyleri yapmak istiyorum. Çok seyahat eder misin? Mümkünse. Yani çok iki ucum var. Hem çok tutucuyum, hep aynı yere giderim. Hem de bir anda mesela bir dakika ben şurayı hiç görmedim deyip oraya da giderim. Yani abartmadan iki tarafı ben da. Ben de hep aynı yere giderim. Karanlığa bana çok kızıyor o yüzden. Çok rahat oluyor çok ama. Çok rahat oluyor. Yani, garson seni tanıyor. Yani yemekse evet, eğer garson seni tanıyor. Nazım geçiyor. İstediğin masaya oturuyorsun. İstediğin masaya oturuyorsun. Yemekler belli. Yemeyeceğin belli. Menüye bakıp 1,5 saat düşünmüyorsun. Sonra yanlış bir seçim yapıp pişman olmuyorsun. Değil mi? İşte Başak Burcu olmanız burada. Siz de mi Başak Burcu'sunuz? Hayır, teraziyim. Ama az önce konuştuk. Keyfime düşkünüm zaten. Keyfime şöyle düşkünüm. Ben keyif istiyorum. Mesela keyif. Mesela dünyada herhalde 150 ülke falan gezdim ama bazı ülkeler var ki oralara hep gitmek isterim. Yani yarın da gideyim, öbür gün de gideyim. Ya işte lokanta öyle. Arkadaşlarım çok açım, öyle. Menüye bakacağım. Gelecek mi, ne gelecek, gelecek, ne gelmeyecek, gelecek, şimdi ne gerek gelecek, var? Garson bana kötü bir servis yapacak. Topken risk alırım da. Şimdi ne gerek var açken? Diye düşünüyorum. Bu da Başak'mış canım. Bunu nüfusa geç yazdırmışlar bir hafta 10 gün. Ben keyif burcuyum ben. Ama yükselenin boğa oradan da diyorlar. Evet evet, biraz. Benim yükselenim Başak. Mesela ben de farklı bir yere gitmek isterim. Barzo değişik yere gideyim. Değişik tatlılar deneyeyim. Yükselen deneyim, ne oluyor başka mesela? Bir yükselen. Hadi bakalım. Biri doğum tarihi, tamam. Biri de hangi saatte doğdu? Hangi saatte doğdu? Ona göre de ve ilerleyen yaşlarda yükselen burcun daha etkili olur. Senin burcun neydi? İkizler. İkizler. Ooo. Evet. Haziran. Şahane burçtur. Mayıs sonu, Haziran sonu arası, evet. Çift kişilik, benim eşim de ikizler. Ve yükselen sizin de ikizler. Ayınız ikizler. Çok eğlenceli değil mi abi? Müthiş eğlenceli. Dört kadın ve ben yani. Dört kadın ve ben yani. Şimdi bir İslamiyet uygun bir vaziyette yaşıyoruz. Yani dört halde bir Fatih var böyle. Her gün başka birisi. Çok, o yüzden de mesela biz eşimle 30 yıla yaklaştı neredeyse. 28 yıllık evliyiz. Her biriyle 6'da 7 yıllık falan evliyim yani. Ne güzel. Son derece iyi oluyor. Ben büyük ihtimalle o da benden sıkılmış yani. 30 yıldır aynı herif yani, aynı lokantaya gider, aynı şeyi yapar. Belli ki sıkılmamış canım, maşallah diyelim. Arada bir zil takıp oynuyorum, sıkılmışsın diye.
Sen evliliği bitirdin mi kendisini? Bitirdim. Ama o da az sürmedi aslında. Tabii 20 yıldız beraberdik. 20 yıl sonra boşamak değil Sert aslında. Yani işte. Çünkü hayat. O birdenbire hayatında bambaşka bir şey olmuş gibi oluyor. Çok evet. Zor yani. Hani sonra bakıyorum mesela daha kolaylaşıyor. Sen hiç evlenmedin? Yok. Niyetin evlenmedim. Yok. Bunun niyetle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Kimse seni titretmedi şimdi. Onu düşünmüyor. Yok, titretti tabii ki ama işte tek kişinin titremesi ya da titredikten sonra olanlar falan gibi bir sürü detay var. Dolayısıyla yani evlenmek benim böyle işte kız çocuğu hayali falan derler ya, öyle bir şeyim yok. Artık kız çocuğuna bir hayali yok zaten. Var gene görüyorum ama bunu da yadırgamıyorum. Sadece herkes bence nasıl istiyorsa öyle yaşasın. Mesela ben kadın olsam evlenmezdim hiç. Ben erkek olsam da evlenmezdim de işte bakmadım. Boşluğa denk geldik abi yani. Boşluğa denk geldik. Nasıl boşluğa denk geldik? Ya canlı yandı değil nasıl mi? Nasıl evlendin? Şimdi ben karınla da seyredeceğim. Hiç öyle bir şey söylemedim ben. Yok öyle bir şey yok. Ya fena yok. Nasıl evlendin anlasana? Yükselen neydi? Şimdi yükselen dur ben sana anlatacağım. Yükselen doğum saatiyle ilgili. Ha bu arada bir şey duydum abi. Şey anlatsana o şey mevzusunu. Hemen konuyu değiştireyim hemen. Seninle ilgili çok iyi bir anısı var abi. Benle ilgili. Anlatayım mı? Anlat hadi. Evet. Hadi anlatayım. Konu değişmiş oldu şu an. Evet. Allah Allah. Sen neden önce karşılaştın? Bu anı bekledim. Hayır. Bu benim küçüklük anım. Aa çocukken. Evet. Ortaokul zamanlarım. Hadi anlatayım. Bir teke tek programı seyrediyordun. Teke teki zaten seyrediyordum. Ben işte eskiden tartışma programlarını, yarışmaları seyredebiliyordum. Dayanıklıydım. Şimdi biraz ben seyrediyorum bak. Stres oluyorum. Böyle onun lafını kesecek mi? Onun üstüne konuşacak mı? Bir dakika onu ama yanlış çekelim. Söyledi falan. Çok geriliyorum. Yemek programlarında maalesef acıktığım noktada bırakıyorum. Çünkü çok acıkıyorum. Hemen acıkıyorum. Ama orada olsam mesela rahat ederim. Niye? Yerim çünkü arkada. Yani ama çok zayıfsın. Nasıl oluyor bu iş? Bilmiyorum. Onu çözemedim. Yiyorsun ve zayıfsın. Çok yiyorum ve zayıfım. Şahane bir şey. Yani bunu tıp darası çözemedi. Sinir bozucu değil mi? Çok asap bozuyor şeye. Çok sinir bozucu. Yiyorum ben. Maalesef. Vallahi anlat anlat. Benim dedikodum yapacaktım. Şimdi. Bu sinir kalmazladı. Tabii olsun Tuğçe. Ortaokuldayım. Ortaokulda şöyle bir... namım vardı benim. Eğer bir kavga çıkarsa Müjde haklıyı haksızı söyler. Çünkü Müjde objektiftir. Müjde bir şey diyorsa doğrudur. Ya ortaokuldayım bu arada. Gerçekten 13-14 yaşındayım yani. Kavga çıkınca beni çağırırlardı. Sınıfta racon da... kesmeye. Evet ama herkes saygı duyuyor. Büyük sınıflar, öğretmenler, hocalarımız, müdürlerimiz... bizi yemeğe çıkartıp fikrimi sorarlar. Tarzında mesela bize sana deminden beri saygı duymaya başladı. Evet evet. Tarzında var o gerçekten. Teşekkür ederim. Devam et. Çok da iyi bir okuldu ama maalesef kapandı ama çok bizi çok güzel yetiştirdiler. Neyse İstanbul'da sınıf... mı? Evet. Sınıfta da bir kız arkadaşımız vardı. Biz iki ayrı uç olarak hep tartışırdık fakat çok gerçekten aşırı demokratik bir ortamda. Yani onun fikirlerini takip edenler ve destekleyenler vardı. Bir de benim. Bayağı bir münazara ortam var yani. Resmen ve gerçekten hocalar falan bizi dinler. Sen ne diyorsun, sen ne diyorsun? Böyle güzel bir ortamdı. Böyle... Bana bir lakap takıldı. Ne Fatih mi? Fatih Altaylı'nın kızı. Ben okulda Fatih Altaylı'nın kızı olarak anıldım bir süre. Çünkü işte münazaraları yönetiyorum, adilim, oyun buyum falan. Ne durduk yerde güzel bir kızım olmuş. Böyle bir anım var böyle yani. Böyle iki kızım oldu şimdi. Şahane, süper. Evet. Aa, bana da lisede Mahsun Altaylı diyorlardı abi. Şimdi iki artı bir. Kaçtı o tren. Hayır sen geç kaldın. Peki Mahsun bu senin çektiğin YouTube videoları. Ben senin bir filmini seyretmedim Allah'a şükür. İnşallah seyredeceğiz. İlk filmi zaten istesen de seyredemez ama videolarının bayağı bir hassasıyım. Bunları kim hazırlıyor, kim buluyor? Yani, çünkü sen gerçek hayattaki haberlerden bir şeyler çıkartıyorsun. Yani olmuş olaylardan bir şey çıkartıp onu hiç veriyorsun. Kim buluyor bunları? Kim yazıyor hikayesini? Abi aslında dijitalde işte yani şu an bile Twitter'a girelim. Dediğim gibi 10 tane şeyi çıkartırız. Konu var diyor. Sürekli ülkede çok hızlı gündem değişiyor. İlginç olaylar var. Aslında dediğim gerçek gibi üstü olaylar şey, var. Evet bir şey yazmamıza da gerek yok aslında. Öyle var olan haber zaten önümüzde hazır bir şekilde geliyor veya bir olay, bir tespit bir şey geliyor. Biz sadece onu biraz daha uyarlayıp insanlara tekrar geri sunuyoruz aslında. Çok yaptığımız kaç bir şey. Kaç kişi ekibim var? Şimdi 3 kişiyiz biz. Mehmet, Şahin ve ben. Bir de yönetmenimiz var Cenk Çelik. 4 kişi. Bir de kardeşim var Şükrü Karaca. O da montajlara destek oluyor. Şu an 5 mi oldu? Kaç oldu? 5 oldu. 5 oldu. Peki bu dijital işi hakikaten bu ekipleri geçindirecek, bu ekiplerin masraflarını karşılayacak, hayatını idame edecek bir iş sağlıyor mu? Yani evet sağlıyor. Sinema tabii o konuda daha iyi ama YouTube'da da neticede izlendiğiniz kadar bir ödeme yapıyor size.
Yani buradan bir geçim sağlanıyor. Tabii, tabii. Buradan kazandığın parayla Somer'e yemeğe gidebilirsin. Ne kadar abi? Değil abi o kadar. Hamburger ne kadar? Hamburger ne kadar? Hamburger yok. Hamburger yok. Ama hamburger var mı? Şimdi o kadar bilmiyorum yani, anladın mı? Vejetaryenlere uygun yemek var mı? Ben bizim restoranın en büyük özelliği o. Evet. Vejetaryen olduğunuzu söylerseniz size uygun menü çıkartıyoruz. Yaşasın. Avustralya'da çok alıştığımız için sadece vejetaryene uygun değil. Yani sadece vejetaryen. Benim en sevmediğim şey, benim de hayatımda daha önce vejetaryenler oldu. Onların da mesela şeyin ne kadar takıntılı olduğunu biliyorum. Ayrıca iş olarak da çok iyi bir şeydir vejetaryenlere iş yapmak. Çünkü vejetaryen karar verir. Evet. Şimdi biz buradan kalkıp da yemeğe gitsek hepimiz sizin biz dediğiniz ne olsa yeriz ama o her şeyi yemez. O karar verdiği için vejetaryenlere iyi yemek. Hem obur hem vejetaryen. Evet. Abi evet. Biz bilmiyorduk mangala çok çağırdık. Çok uygun yemekler varmış. Bilmiyorduk mangala çağırdık bunu. Saydın mı? Evet. Ama siz çağırmadan önce. Patlıcan yedi, kabak yedi. Evet, bana közlediler domatesleri, patlıcanları sağ olsunlar. Patlıcanı kestiğimiz bıçak da şey böyle eti kestiğimiz bıçak falan böyle olmaz, bakıyor. Olmaz. Ama vejetaryenlik biraz daha kolay. Veganlık iyice zor galiba değil mi? Türkiye'de rahat ama değil mi vejetaryenlik? Kesinlikle rahat. Çünkü Türk mutfağı sebze, baklagil çok şey var. Ben ergenlik çağımda da 13-14 yaşlarımda da vejetaryandım. Sonra birkaç sene bıraktım ama vicdanen hep çok mutsuzdum. Geçtiğimiz Kasım ayında bir anda dedim ki ben niye öteliyorum yapmak istediğim bir şeyi. Balık da mı yemiyorsun? Nasıl bu böyle bırakılıp başlayan bir şey mi? Tabii. Pek yok vejetaryen bunu yapıyor. Değil ama dedim ki bir yerden başlamam lazım. Yani bunun bu tarafını düşünürsem ama yedim. Çünkü ben de kahvaltıda ciğer yiyordum. İskender yiyordum. Ne yiyordu? Takavada ciğer mi yiyordun? Tabii. Yani, maşallah mısın sen? Ben yani anormal sen Adanalı mısın sen? Evet. Yani ondan daha Adanalıydım o konuda. Sonra dedim ki ben mutlu değilim. Artık mutluyum şu an, vicdanım rahat. Peki mesela o gençken hep onu derler ya, gençlik döneminde özellikle işte o adolesans ne denir, ergenlik döneminde büyümeyi işte falan yeterince büyümüş. Teşekkür Ya ben bilinçliyim ama yani her zaman vücudu öğrenmeye çalışırım. Ne nasıl çalışıyor, organlar ne yapıyor, neye ihtiyacımız var. Kişisel olarak hangimizin neye ihtiyacı var, ben hep ona göre beslendim. O yüzden annem de hiçbir şey baktın, diyemedi. Baktın ne yaptığını. Kimse de hiçbir şey diyemedi. Yani gayet de sağlıklıyım, çok şükür. Bir de tabii vejetaryenlik biraz daha kolay. Çoğunlukla yumurta falan yiyebiliyorsun. Kesinlikle. Biraz protein, hayvansal proteini başka yerde de alabiliyorsun. Yani bir yasak yok tabii ama... Yani evet, bitkiler de canlı biliyorum ama işte kanı akan böyle bağıran bir canlıyı ya da ölen bir hayvanı görüp yemek istemiyorum gibi bir şeyim var benim. Tabii o yani sadece kesin hayvanın var. Hayatı dışında değil, bir de dünyaya da saygı açısından bu vejetaryenliğin giderek popüler olması beklenen bir şey yani. Evet. Daha az hayvan beslemenin dünyanın geleceği için daha iyi olduğu söyleniyor. Şimdi bu sen fikrimle de yani çok isterim tabii ki. Ben çok isterim olamıyorum. Ama önce yani balık yemeği nasıl bırakabilirim onu bilmiyorum. Balık mı düşünüyorsun abi? Evet. Ben hepsine düşkünüm. Somer de öyle, hepsine düşkünüm. Biz hepsine düşkünüz. Tavuk hiç değil ama balık yani. Tavuk, yani tavuk ben de öyleydim de oluyor işte. Aa, tavuk da çok güzeldi. Gerçi et Türk de yani çok güzeldi. Hani böyle. Tavuğu beğeniyor musun Türkiye'de? Bizim tavuk da biraz lezzetsiz sanki. Evet, evet. Lezzetlisini az buluyorsun. Evet. Ama yani iyi yapanlar da var. Türkiye'de artık o da kategorize tabii oldu ama. Köylerden falan bulup getiriyorum. Ama bütün dünyada tavuk zaten biliyorsun. Yani en kolay bulunabilen ve en kolay üretilen proteinlerden biri olduğu için. Ama işte Fransa'da tavuk şahanedir. Bazı yerler. Bazı. Brest tavuğu mesela muazzam tavuğu. Evet, evet. Ben şu an üzülüyorum biraz. Bir tık üzüldüm şu an. Tavuk için mi? Evet. Peki mesela bu şeyde videolar falan çıkıyor. Onlar seni herhalde iyice dedirtiyordur yani onlar. İzliyorum hayvanlara ama. Eziyet videoları ama izliyorum. Çünkü bu sorumluluğu almam gerektiğini düşünüyorum. Kaçarsam, görmezlikten gelirsem ne yapacak o hayvan orada? Yani eli taşın altına sokmak tam olarak böyle bir şey bence. Yapamayacağım, edemeyeceğim, üzüleceğim dediğin şeyi yapmak ki fayda başlasın. Evet. Ben kesinlikle izleyemem ama tabii ki de senin aynı yerdeyim. Ben de bazen izleyemem, çok yani önemli. Şey evet. Düşünüyorum. Bizim izleyemediğimiz şeyi o insanlar nasıl yapabiliyor? Nasıl yapıyorlar? Yani o çok kötü bir şey tabii ki yani ama ben kesinlikle izleyemem. Ya, yol şerit değiştirip girip köpeğe çarpanlar falan. Yani. İşte onlar hasta ve yani. Ceza uygulaması. Onları arabanın altına atıp arabanın peşine çekmek lazım yani. Evet. Aynısını ona yapmak lazım. Belki. En azından bir ceza uygulansın, o yapılmasa da bir cezası olsun cezalar bari. Cezalar insanı kesmiyor işte. 1800 lira idari para cezası uygulandı. Tabii. İşte 3 gün gözaltına. Mal olarak geçiyor ya zaten kanunda yani. O zaten baştan. Peki şimdi fazla hüzünlenmeden sen bize bir şarkı söyler misin? Söylerim tabii ki. Seviyoruz senin şarkı söylemeni. Teşekkür ediyorum. Son şarkımı, son çıkarttığım son şarkı. Ha, ben son şarkı yani bir daha söylemeyeceğim. Gidiyormuşum burada. Söylüyorum ve gidiyorum. Hoşçakalın. Hadi bay bay.
Bu şarkının sözü müziği Murat Güneş'e ait. Aranje her zaman çalıştığım arkadaşım Çağatay Erkan. Sen beste yapıyor musun? Ya evet var ama biraz öyle bir yüreğim yok şu anda. Niye? Ortaya çıkaracak. Ne olur ki? Ya çünkü o kadar iyiler var ki. Ya bence herkes en iyi bildiği şeyi yapmalı. Ben söylemeyi biliyorum, söyleyemiyorum. Evet, ben iyi söylediğimi düşünüyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Nereden biliyorsun iyi olmadığını daha çıkarmadan? İyi olmamak değil. Ya iyi, orada da çok iyisin. Yani belki iyisin. Evet. Belki hatta belki söylemeyi duygumu, bırakıp şeye geçeceksin, evet, sadece ya, şaka yapmaya. Duygumu insanlarla bu denli paylaşmaya hazır olmayabilirim. Çünkü hani o yaşadığın bir şeyi yazıyorsun ya çoğunlukla. Hani o biraz fazla bir şey. Bazı duyguları ben bileyim gibi bir yerde hazır olabilirim. Hazır oldun. Yani. Biz dinlemeye hazırız. Canım. Bu arada annem sana sevgilerini yolluyor niyeyse. Aa, çok teşekkür ederim. Bayılıyor musun da? Çok onore oldum şu an. Annem, çok teşekkürler. Benim programda böyle arada mesaj atıp işte onu çok seviyorum, bunu biliyorum. Anne dur tamam seviyorsan seviyorum ben de yapayım falan diyorum ama böyle bir heyecanla. Şimdi diyor ki niye söylemiyorsun diyorum. Söyledim abi. Selamlar, sevgiler, saygılar. Ettim. Ellerinizden öpüyorum. Çok sevindim şu an. Ya ellerini öpün diye kızar sana. Yanaklarınızdan öpüyorum. Ha, kendini genç zannediyor çünkü herhalde. Ama bir şey diyeceğim, elden öpülmek benim için öyle değil. Şaka yapıyorum. Ben yaşa inanmıyorum ki zaten. Genç falan zannetmiyor, 78 yaşında maşallah. Maşallah. Şimdi bir şey merak ediyorum şimdi. Sen dijitalden çıktın. Evet. Sinema salonlarına bir şey çektin. Evet. Yıllardan beri sinema salonlarına bir şey çekenler ise tam aksine dijitale gidiyorlar. Sen niye onların tersini yapmayı tercih ettin? Şimdi niye? Şöyle bir durum var. Burada aslında bir rüşt ispatı gerekiyor. Şimdi ben bir dijital platforma... Dijital ispat değil midir? Şöyle ilk gittiğinizde değildir. Şimdi ben şu an bir dijital platforma gittiğimde dijital platform benim Instagram'da ne kadar like aldığıma ya da YouTube'da ne kadar izlendiğime bakmıyor. Yani bir IMDb'ne bakıyor. Bu adam ne yapmış, ne yapmış diye. Ne yapmış diye. Şimdi benim etki gücümü de görmem lazım. Hmm. Ben aslında yani zor olanı seçtim. Yani sen aslında ringe çıkıyorsun. Ringe çıkıyorum. Ben aslında zor olanı seçtim. Ama artık güveniyorum yani. Takipçileri dostlarımıza güveniyorum. Bakalım. Yoksa ben de tabii dijitale şu an hatta bir dizi görüşüyoruz. Öyle bir projemiz var. Ama ya bu sinema filminin sinemaya çıkması lazımdı ve benim de hayalimdi yani kendimi beyaz perdede izlemek. O yüzden çıkıyor ringe. Sen Ayhan Işık olmak istiyordun. Yok öyle değil tabii. Öyle değil yani. Cüneyt Arkın. Yok değil, hiçbiri değil. Tarık Akan. Değil değil. Ama ben yanaşamayız bile biz onlara. Ben sana söyleyeyim mesela. Senin dijitaldeki müşterinin işi değil bu senin. Senin işin bayağı bir iş olmuş yani. Yani bu dijital işi gibi olmamış. Ben seyrettiğim kadarıyla bayağı iyi. İnan ki abi tek yani uğraştığımız şey de bizim oydu. Yani şimdi isim vermeyeyim ama şimdi diğer YouTuber arkadaşlarım bir yaptığı, çıktı bunlardan yaptığı böyle filmlerden dolayı bir algı kırılmıştı aynı, aslında. Bozulmuştu. Şu an aslında ya hatta bir şey hala olmaz. Bozuk. O yüzden işimiz aslında çok zor. Çünkü ama ben fragmanı seyrettim. Uzun bir fragman seyrettim. Onu tamamlayana zaten filme kimse gitmez. Fragman filmi bayağı bir anlatıyor. Onu bölüm bence. Bayağı bir şey olmuş yani. Çok, çok teşekkürler. Gitti. İşte biz de dedik yani bir başı ortası sonu olan, hikayesi olan, bir alt metni olan, bir şey olan, bir şeyler, bir derdi olan yani bir film olsun. Siyasette dedi. Var, hicivi var, her şey, her şey hoş, var. Çok hoş olmuş. Önce sakin. Ama bunu da tabii çorba gibi yapmadık. Bir yok, yok, hikaye. Güzel, çok bir güzel bir hikaye. Derdi olan bir şey olmuş belli. İnşallah insanlar beğenir. Bakalım. Peki Somer, senin böyle bir oyunculuk gibi bir şeyin yok mu? Yok abi. Abi hayır, niye? Çok müsaitsin çünkü. Yani tarzın, tipin, şey... Sen de ben bir oyuncu görüyorum. Bana yani hep aşçı rolleri geliyor abi. Öyle bir şeyden. Niye acaba? Necdet Tosun'dan sonra o rolü ben şeyi ben aldım. Yok. Eskiden biliyorsun Yeşilçam'da rahmetli. Necdet Tosun geliyor. Necdet Tosun vardı. Ben mesela Hulusi Kent'ine daha çok benzettim seni. Eyvallah. Biraz daha zaman geç. Onur duyarım. Sende bir, hakikaten ciddi bir oyunculuk potansiyeli var bence yani. Ya hiç öyle bir ne eğitimi var ne başka bir şey senin var. Senin eğitimin var mı? Yok benim eğitimim yok. Bilemeyiz. Ben eğitim o haddimizi aşar yani. Hiçbirinin eğitimi yok kardeşim. Bir tek onun eğitimi var ki el alanında. Ama 12 yılda bitirdim ben de yani okulu. 12 yılda yüzden... okudun? Evet. 12 normalde kaç yıl olacaktı? 4 5. Yıl. 5. 5'i 12'de mi bitirdin? Evet. Niye? Sahnede çıktın. Meşhur sahneye oldun. Çıktım. İşte o ses oldu. Sindire sindire okumuş. Evet. Yavaş ya bir yavaş. De ben hocalarımı çok sevdi. Hatta bana öğrenim görevlisisin diyorlardı. Evet, süper yani, lan evet, evet. Öğrenim. Ya o yüzden hocalarımı sevdiğim için bitirdim gerçekten. Hani onları gördüm. Onlara biraz muhabbet ettim diye. Gibi ha. Gibi. Aa çok iyiymiş. Evet. 12 sene. Hangi konservatuvar? Ege Üniversitesi. Ege Üniversitesi. Türk müziği. Peki sen... Orada mı İzmir'de mi hep kalıyordun bu meşhur olduktan sonra da sahnelere çıkarken falan? Yani 2014'e kadar İzmir'deydim. 2011'de, 12'de Murat Boz'la başladım. Sonrasında dedim artık yeter ben okulu da bitiremiyorum belli ki. Dönün o yüzden İzmir'e. Artık dedim İstanbul'a gideyim. İstanbul'a gideyim. Gözümü kararttım geldim. Sonrasında da zaten işler... Arada gidip okulu bitirdin sonra. Evet bir yıl
bayağı zorluydu benim için. Ama artık kafaya koydum yani. Bir de hani bir şeyi yarım bırakmak çok bana göre değil yani. Bir şey diyor bak. Aklım kalıyor. Sevmediğin şeyi yarım bırakabilirsin yani. Sen yarım seviyorum. Kalacağına aklım kalmasın. Tamamlayayım öyle ya da böyle. Hani konu kapansın gibi bir yerdeydim. Bir de çok az kaldı. Yarım dönemim kalmıştı yani. O yüzden çok zorluydu ama hani tamamen okumuş olmak için okudum. Yoksa hani böyle bana sosyal ve kültürel olarak çok şey kattı ama bazen bazı noktalarda körelttiğini de düşünmüyor değilim açıkçası. Eğitimin. Evet yani müzikle ilgili. Müzik. Eğer yaratıcı bir şeyse bu belli kurallara... Kurallara uymak evet, lazım. Ama kurallara uymamak için önce kuralları bilmek lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle yani. Öyle. Katılıyorum. Ama onun çok üstüne çıkmış olmak gerekiyor. Evet. Yani kuralları bileceksin sonra üstüne koyacaksın. Yani benim öyle bir sabrım maalesef yok. Mahsun senin öyle bir sabrın var mı? Çünkü halin sabırsız ben gibidir. Ben abi konuyu kaçırdım çok özür diliyorum. Belli bir sabırsız bir halim var. Öyle misin? Normalde de öyleyim abi. Ben öylesin, çok, bir şeyleri böyle çok hızlı yaparım. Bir yerde çok fazla duramam. Kurtlu dediklerinde. Aynen abi aynen. Bizim zaman şimdi o hiperaktif falan oldu. Çocuk hiperaktifte bozukluyor. Bizim zamanımızda kurtlu çocuk. Az gün çocuk falan derlerdi. Yaramaz derlerdi. İki tane patlatırlar da otururdu. Tanısını vardı. Değil mi? Ben yerinde duramıyorum abi normalde. Çocukken böyle miydin? Full yani. Sürekli annemler de aynısını söylerdi. Böyle bir yerde duramam. Böyle hiç şey değilimdir. Sabırlı değilimdir. Bir şeyi böyle hemen olsun isterim. Bir film çekmek sabır gerektirmiyor mu? Abi işte bana şey gibi geldi yani. Şu ölüm gibi geldi şu süreç. O montaj süreci... Yani bu 6 ay bana geçmedi. Yani o bir ayda filmi çektiniz, 5 aydır da montajı şu su bu su. Aslında bir ayda çektik ama ek sahnelerimiz falan da vardı. Ha. Atıyorum filmden bir ay sonra ekstra bir şey daha çekildi falan. Yani onlar o yüzden bana şey geldi. Unutmuşsunuz ya bazı bölümleri. Evet yani. Şu an bile mesela çok heyecanlıyım. 13 Ocak diyorum 20 gün var. Kaç gün var? 25 gün var. Kadar, 20 az kaldı var. Yani. Mesela şu an bana geçmiyor bu. Hemen geçsin ve o günü şey yapmak istiyorum. Yarın çıksın istiyorum sen. Evet, yarın çıksın ve ne olacağını görelim. Olacak olsun. Evet. Çok heyecanlı bir iş mi bu beklemek? Stresli. Şu an heyecandan daha çok stres var abi. Evet. Heyecan herhalde ilk gün başlayacak. Evet yani o ilk gün ya da iki gün kala filan tam heyecan başlar ama şu an bir stres söz konusu. Merak ediyorsun yani ne olacağını bilemiyorsun. Restoran işi stresli midir? Çok stresli işte. Yani restoran tabii yani sanatla karşılaşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama o biraz daha tiyatro gibi. Çünkü her gün sahnedesin her yani sahne. Her gün bir gün kötü yemek yaparsan. İzleyiciye karşı karşıyasın. Tabii. Önceki kariyerini ciddiye almaz yani her gün iyi olmak zorundasın. Bu dün iyi yemek canlı yapmıştı boş ver. Yani. Tabii. Ya bizim arkadaşlar iyi yemek yemişti biz kötü yesek diye bir şey olmaz diyemezsin. Olma hayır. İşte bizim programda çok dillendirdiğimiz bir şef son tabağa kadar şeftir diye bir söz var. Hakikaten altı dolu bir söz çünkü. En son yediğin yemeğe bakarsın. Bir şef tatlı. Peki gelen sizin yarışmadaki çocuklar, bazıları çocuk falan da değil bazıları kazık kadar da. ben böyle abuk sabuk konuşuyorum bazen kusura bakmayın. Estağfurullah. Yok ama genelde ya genç yaşlı. Çoğu genç ama genç. İşte arada mesela bir tane teyze çıkıyor falan. Var. Hiç onlardan bir şey olan oldu mu? Oldu yani benim yanımda çalışan Mustafa var mesela. O şimdi Datça'da güzel bir restoran açıyor. Serhat 2 sene öncenin birincisi çok başarılı oldu. Şimdi 5 tane burger zinciri var. Şimdi de Yalıkavak'ta çok özel bir fine dining bir restoran açıyor. Yani burger şeyi de fine dining götürüyor. Yani o çok çok ciddi. Kızıl Sakal lakaplı Eren daha yeni Zekeriya Köy'de yine çok rafine bir restoran açtı. Yani bayağı var yani. Hepsi bir de kendi yerlerinde bölgelerinde açıyorlar. Çok olan çok var. Çünkü olan mesela, olmayandan daha fazla yani. Çünkü ses yarışmalarında mesela pek bir şey çıkmıyor işte. Biz çok azsınız değil mi? Sen mesela en net çıkaran da bir tanesin. Var evet İrem açıkan? Var bir de. İrem Derici. Ha İrem Derici evet. Var. Ama onun babası reklamcıydı zaten. Ama yok yani öyle. Yani birilerinin yanında olmasıyla bu kadar kötü sağlam söyleyince onu yani. Kalamazsın yani. Hani bir noktaya kadar getirebilir. Tabii ki de o öyle güçlere ihtiyacım var. Keşke benim de babam reklamcı olsaydı. Yani hani böyle güçler güzel ama katılmayabiliriz yani. Evet yani onu devam ettirebilmek yine kişiyle ilgili bir şey. Evet. Başka benim aklıma gelmiyor. O da böyle tatlı kaçıklardan çok şeker o da. Evet. Bayılıyorum ona. Bir de sanatta ve yemekte torpil olmuyor galiba. Asla olmuyor. Nasıl yani? Bazı işlerin torpil olmuyor. Evet. Kötüysen kötüsün yani. Oğlumu yetineyim olsun. Olmuyor kardeşim. Olmuyor. Mümkün değil. Olmuyor. Gerçi sende oldu galiba. Neyi? Babanın torpiliyle bu arada geldiğini biliyoruz. Yani. Mafya babası tabancayı da yedi. İtalyan baba. YouTube'a 9 milyon kere tutuyormuşsun. Yani. O yüzden de. Silah dayıyormuş. O yüzden de tek falan diyor. Şey aslında merak ediyorum. Babam şimdi programın başında şey izliyordur. Lan ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Ne anlatıyor bunu? Daha kötü nereden biliyor diyor. Nerede? Ha bak o da olayım. Daha bayım. Ama sen anlamasaydın abi çok güzel olacaktı böyle.
en az 3-4 tane filmi birleştirip tek hayat yapacaksın. Ama şimdi dördünüzü ben böyle bir enayi yerine koydum. Bir de Müjde böyle bakıyor. Ulan ben bunu tanımamışım. Sen güldün değil mi ondan oldu? Ha, Müjde evet, ben ki şaşkınlıktan dağıldım zaten konunun bir acayip bir yere gittiğini. Diyor ki ben bu herife film çektim böyle bir şey yoktu. Ulan bu nereden çıktı mı diyor. Ya utanmadı değil mi? Baban yaşında burada. Baban kaç yaşında? Babam 66 doğumlu. Hesaplayamadım şu an. Hesabımı çıkartayım mı? Yani babandan büyük adam, baban yaşı lafı yok. Babandan büyük adamı burada böyle kafaya almayı utanmadı değil mi? Abi yok söyleyecektim onu ya vallahi. Çok ayıp ama ya. Vallahi. Gerçekten kalbimi çok derin kırdın ben sana söyleyeyim. Abi. Ve bak ama ben senin baban gibi değilim. Ben hakiki mafyayım. Tamam diye alırım buradan gelirim ayarım kafana. Bir dakika hemen şey sen yapayım. Müdahaleye bir saniye. Sıra bana geldi. Evet. Fatih'in kızı olarak. Evet bir saniye tam da ortada oturuyorum doğru oturmuşum. Bir saniye. Haklı değil ama izin ondan aldım. Yapacağım dedim. Evet doğru. Dedim. Bu tarafta doğru. Bence el sıkışıp beraber dağılabiliriz. Özür diliyorum abi. Tamam. Filmine gelerek seni affettiğimi göstereceğim. Tamam. Biletler pahalı mı? Biletler bilmiyorum ne kadar oldu. 80 lira diye biliyorum. Ay çok pahalı. 70 mi 80 lira şu an. İyi normal. Bir de galiba belgeler kaldırdı şöyle biletlerden. Haberiniz var mı? Dün öyle bir tweet gördüm ama fiyatları ne kadar etkileyecek onu bilmiyorum. Yüzde kaç etkileyecek yani? Yani uzun zamandır burada biz bunu eleştiriyorduk. Maçlardan, tiyatrodan ve sinemadan bu alınan eğlence vergisinin çok anlamsız olduğunu söylüyorduk. Kaldırdılar. Ama niye kaldırdılar bilmiyoruz. Şaşırdım. Bu belediyelere gidiyordu da belediyeleri gelirinden mahrum etmek için kaldırdılar. Muhalefet belediyelerine kötülük evet. Olsun mu kaldırdılar. Yoksa sanatçıyı sevdikleri için mi kaldırdılar. Artık. Madem kaldıracaktınız 20 yıldır niye kaldırmıyordunuz diye bir soru herkesin aklına geliyor. Belediyeler başka partiye geçince mi kaldırdınız gibi. Peki ama en azından sinirlenmeyin. İşte acaba yüzde kaç etkileyecek fiyatları? Herhalde etkilemesi lazım. Kaçtı %30'u galiba değil mi onu? Bilmiyorum o kadar onu. %30 daha. Sen de sektöre gelirsin hiçbir şey bilmiyorsun kardeşim ya. Allah ben Allah. Ben de memuru benim. Nereden bu ne cehalettir kardeşim ya. Film bir biletten ne kadar veri gelmiyor? %18 dijitalde yok ki. Dijitalde yok ki. %18. Dijitalcilere bir vergi takibatı olmuştu. Var. Ödüyor musunuz vergi? Tabii abi ödüyorsun. Direkt çökerler yoksa. Çökerler. Türkiye'nin yine malası oluyorsun. Çöküyorlar. Malın varsa çöküyorlar. Limited şirket kuruyorsun abi. Öyle onu gösteriyorsun. Var mı şirketin? Var. Limited mi? Limited. Halbuki sana böyle adi komandit yakıştırmıştım. Ben var. Adi komandit. Onu bilmiyordum. Esin öyle bir şirket türü vardı adi komandit. Bana şey yaptın adilikleri de söylüyorum bunu. Paravan gibi mi? Yok bir şirket türüydü. Türk Ticaret Kanunu'nda adi komandit şirket vardı eskiden. Sen de bana adilik yaptığın için ben sana adi komandit şirket kurdum. Defa duydum desem çok cahil oldum. Şeylendiniz mi? Hakaret olmayıp da hakaret olmak kelimeler. Halbuki normal bir şey değil mi? Sonrasında mesela bu filmi dedin ki rüştümü ispat etmek için ve dijitalde var ama burada da var diyebilmek için. Tekrar film çekmeyi düşünür müsün? Kesinlikle abi. Bu ya, burada bu, iyi bu iş yaparsam. Bu tutku abi bu bir tutku yani. Bu işin parasal boyutu da yani insan geçiyor yani. Tabii canım başka bir şey. Tutku abi ben çekmek sinema istiyorum. Ben çekebildiğim şey. Kadar çekmek istiyorum. Film yapmak istiyorum, dizi yapmak istiyorum. İşte inşallah kısmet olur. Dizi? Dizi de yapmak istiyorum abi. Komedi dizisi? Evet. Bir şey soracağım sana. Şimdi senin gerek YouTube videolarında gerekse bu çektiğin filmde yer yer argo kullanımı var. Evet abi. Ama cılkını çıkarmıyorsun. Evet hatta filmde çok az var. Çok az var. Çok galiba. Az var evet, filmde. Bir tane rastladım mesela. Zaten 3 tane 4 tanedir. Bir tanesi fragmanda var. Sen argoya karşı mısın? Nasıl bakıyorsun bu argo kullanımına? Çünkü bazıları var ki sürekli küfrederek milleti güldürdüklerini zannediyorlar. O abi, kadar da fazla oluyor. İstediğin kadar küfret... güldüremezsin ha böyle bir şey değil. Argo'yu seviyor muyum? Ben Argo'yu çok seviyorum. Ben niye çok, Argo'yu çok seviyorum? Ben bayılırım. Abi dediğim gibi şuradan çıkıyorum. Rejideki arkadaşlarım küfür duyacağım ben bu arada. Sohbet ederken kendi aramızda sohbet ederken küfür duyacağım ondan. Dışarı çıkacağım otobüs durağında yine küfür duyacağım. Taksiye bineceğim yine küfür duyacağım. Çünkü küfür hayatın bir gerçeği. Bir parçası yani, ve var. Biraz da fazlalaştı son zamanlarda. Evet o yüzden. Ya yolda yürüyorum arkamdakiler genç geliyor. Allah. Ben kendimi işte, terbiyeli yani... sanmaya başladım. O kadar küfür yoğunlaştım. Yani işte hayatın bu kadar içinde olan bir şey mizahta da olmalı. Yani diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi. Ama tek başına o mizah olmaz. Kesinlikle olmaz abi öyle bir şey mümkün değil yani. Direkt zaten itici olur ki. Evet. İtici olur. Peki kadınlar mesela rahatsız olur mu bu küfür olayından? Sinemada, tiyatroda, sokakta? Ben yine kadın erkek ayrımını anlamadığım
bir noktada yani bakıyorum. Şey, aile var, işte bayan var falan gibi laflar var. İşte çok garibime gidiyor. Yani, yani evet, kesinlikle katılıyorum. Daha bugün sette öyle bir şey. Yani bence. Bence de. Yerinde edilen küfür kadınlar hoştur. Küfür ederim zaten. Hayır, yani kadın olmanın bununla ne alakası var mesela? Kadın erkeğine... Biri ona biraz daha terbiyeli, biraz daha zarif. Ama kadın erkeği ne ayırıyor aslında tamamen? Fiziksel farklılıklar, evet. Biraz da hormon. Yani ne alakası var onu anlamıyorum. Bence sevgi, saygı... Peki kadınlar da küfür ederler mi çok? Yani küfür edilir mi onu söyleyeyim. Ben ediyorum. Ben de ediyorum. Ediyor musunuz? Seviyorum da. Ki. Yani bence güzel. Yerinde ediyorsan şıksa. Yerinde ediyorsan güzel aynen. Yerinde ediyorsan... İşte bu herkes için de. Geçerli. Yani bunun kadın evet. Erkeği yok ki. Yani. Yani ama ekranda etmek lazım. Tabii ki. Evet. Hemen bir konuşuyor. Evet. Evet. Sizde pek küfür mü kıyamet bir şey yok ama. Mutfakta çok vardır. Oluyor mu? Tabii mutfakta bayağı şefler bayağı serttir aslında. Yani o değişiyor ya artık yavaş yavaş onun da o da bir trend. Eskiden tabii mutfak kapalıydı rahat küfür edebiliyorduk. Neler yapıyorduk abi sadece evet, küfür değil yani. Sizin şimdi artık mutfak açık ne kadar küfür edeceksin yani. Önünde misafir oturuyor bir de bizde bayağı mutfağında masa var yani. Duyma lan diyeyim. Yalnız o çok zevkli bir şey. Ben yemek yapılırken seyretmeye bayılıyorum. Evet. Yemeğe. Yani evet. Bu bence harika bir kültür. Evet. Bilmiyorum çok büyük bir zevk bence. Daha da yaygınlaşacak gibi. Nerede başladı bu açık mutfak kültürü? Yani Japonya'da zaten baştan beri. Japonya'da böyle yani. Kaysakiler'de zaten direkt bir şeydir. Öyle yaparlar yani. Tiyatrodur çünkü öyle görürler. Herhalde oralarda başladı diye hatırlıyorum. Yani çok çok ben mesela ilk yani. Hatırladığım şeydi. Robuchon'un atölyelerinde açıktaydı. Evet. Çok oturup mutfağı seyrederek yemek yerdim. Turistik doğru yerlerde yani. Daha çok var. Çünkü tek başına giden çok var. Evet. Ve de çok güzel bir şeydir. Bir yere çok. Tek başına gidip de şefi zaman seyrederek. Şefleri, yemek. Çocukları seyrederek. Evet. Onlar şov yapıyor. Sen iyice keyif alıyorsun. Çok karşılıklı güzel bir alışveriş müthiş oluyor. Müthiş yani özellikle Japon kültürüne ben zaten büyük hayranlığım var. Onların o kaysekileri, suçumarları. Onların yemek kültürü de bir acayip, her şeyleri bir acayip. Evet. Yani. Gerçi bazı Mayalıklar da yok diye baktığın zaman. Yani o kadar, kimse o kadar normal olamaz herhalde. Japonlarda aşırılıklar var. Evet valla ben Japonya'ya gittim. Şaşkın içerisine kadar bazı saçmalıklarına. Gittin mi Japonya'ya? Gitmedim. Gitmek istediğin böyle ama bir türlü sapladığın yerler var mı? Yeni Zelanda'ya gitmek istiyorum ben. Dünyanın en güzel yeri. Muhtemelen dünyanın gittiniz en güzel mi? Yeri. Muhtemelen çocukluğumdan beri hayalim orası. Çok acayip bir yer. Bizim komşu. Evet size komşu ama çok da yakın komşu değil. Yakın ama ya çok bize yakın tabii. Bize en yakın Avustralya'ya yer 3,5 saat yakın. Olduğu için. Yakın ama ya bayağı bir yani. Yani gitsem dönmem gibi geliyor. Çok güzel. Dönmeyebilirsin. Gerçekten çok güzel bir yer. Ya ben sessizlik, sakinlik, az insan, arabasızlık, doğayla yaşayabilirim. Hiç sıkılmam. Ben otururum orada. Ama orada bir yazlık lazım sana. Yazlık değil belki adam olur. Belki bölgem olur bilmiyorum ki. Hayda boş bir yer değil mi? Avustralya'da boş, Yezana daha da boş. Boşluğa hasret kaldım ama. Ben mesela şöyle bir şey hissettim. Bilmiyorum sizde var mı? Bir yere gidiyorum. Boş bir alan gördüm. Özellikle de yeşillik. Boş derken aslında dolu. Hemen fotoğraf çekmiş çünkü bir daha gittiğinde olmayacak. Panik oluyorum. Şöyle bir refleks gelmiş bana. Burası niye boş? Niye boş? Şimdi bir... Burada belediye yok bu. Yani... Öncelikle orayı doldurmalarından, kesmelerinden, mahvetmelerinden korktuğum gibi bende hiç istemeden bir refleks olmuş. Aa burası niye boş? Neden olmasın? Yani öyle olması lazım zaten ama nasıl bir yerleştiyse artık öyle. Bu içimize İstanbul'da boş yer yok zaten hemen kalmadı yani. Çok az, evet. çok az kaldı. Çok az. Uçakta giderken bakıyorsun aşağıya Allah diyorsun. Mesela ben İstanbul'a belediye başkanı olmak isteyenin aklına şaşıyordum. Ya böyle bir yere insan belediye başkanı niye olmak ister? Çok acayip i̇şte, kaotik bir yer yani. Çok. Yetişemezsin hiçbir tarafına. Zor bir görev. Kesinlikle. Evet evet ama işte her şey çok güzel olacak falan oluyor. Oluyor yani. Bir yerden başlamak lazım yani. Umut önemli bir şey. Var mı umudunuz? Her zaman. Her umutsuz zaman. Yaşanmaz. Her umutsuz yaşanmaz abi. Değil mi? Bende de her zaman. Bir de bende şey var ya bu da geçer yahu. Aynen öyle. Öyle veya böyle geçiyor. Daha yeni böyle okudum. Veya böyle geçiyor yani. Dünyanın en güzel felsefesidir ya. İyi de kötü de. Evet. Bu da geçiyor. Yahu geçecek yani. Sadece gidim harekete gidim geçmek şey. Lazım. Bazen insanın ömrüne bağlı da sonunda geçiyor bir yerde geçiyor yani. Böyle bir dertlendik ki son anda. Evet son değil anda mi? Bir dert demeyelim de böyle bir şey. umutlu dert. Umutlu dert evet. Öyle diyelim. Evet, umutlu bir dert. Öyle diyelim. Sana baktıkça... Beni nasıl enayi yerine koyduğunu asla abi. Ya böyle bir şey olamaz ya. Abi bak zaten sen duymuşsun abi işte. Direkt daha ben söylerken bile direkt şey yapmaya başladın abi sen. Duymuşsun işte orada konuşurken. Ya sen ben kaçık kurarsın sen biliyor musun? Sen gelirken ben geliyordum. Pardon sen giderken ben geliyordum. O zaman üçüncü kez üzülüyorum. Aa, çok eğlendik ama vallahi.
Eyvallah. Şeyde de soytarık yapıyor muydu sürekli? Film çekimi sırasında orada falan, yoksa orada ciddi mi? Yok yani ciddiyet de demeyeyim de işinin sorumluluğunun çok... Sizi kafaya almadım üzerin... orada hiç böyle. Yok kendi zaten her zaman espri yapıyor yani burada da yaptığı gibi onun mizacı. Sağ olsun çok keyifli geçirdik o yüzden. Ama işinin sorumluluğunun, ciddiyetinin, sahnenin hep yapımcı farkında. Yapımcı da sen miydin? Yok. Yok yapımcımız nette. Yani şu kadar söyleyeyim. İlk defa film çekiyor gibi değildi asla. Asla. Ama yüzlerce YouTube videosu çekti. Ama abi dediğin gibi işte ilk film olduğu için çok gergindim. Kendisi yani öyle hissediyor. Verelim ama şey yapmayalım diye. Hiç öyle değildin. İnan bana sana bunu hep söylüyorum. Hiç teşekkürler. Yani. İnşallah bakalım nasıl yansıyacak. Sen hiç film müziği yaptın mı? Evet, Fi dizisi vardı. Evet, Fi dizisinde Aşk Kapıyı Gir İçeri. Orada işte Uzun İnce Bir Yoldayım'la birlikte Cem Öget yapmıştı düzenlemesinde. Çekimlerinde de bulundum. Çünkü ne kadar zor olduğunu anladım bu zor, arada. Değil mi? İnanılmaz zor yani. Çok saygı duyuyorum oyuncu arkadaşlarıma. Öyle bir durumumuz oldu. Bir de Ufak Tefek Cinayetler diye bir dizi vardı. Onun da jenerik müziğini söylemiştim. Evet. Ne güzel. Öyle, peki böyle Türkiye, dünyada sevdiğin olan bu şahanedir falan, ben de böyle olsam dediğin bir sanatçı var mı? Yani tabii ki. En sevdiğin kim mesela? Yani sahne performansı olarak ve kendi jenerasyonum olarak tabii ki de Beyoncé diyeceğim. Yani çünkü hani inanılmaz bir kondisyon, inanılmaz bir şarkıcılık ve henüz onun üzerine çıkabilen olmadı ama tabii ki de. Sahiden mi? Tabii ki ama şöyle bir şey, sistem de değişti biraz daha aslında. Şu anda böyle acayip danslar falan eskisi kadar kalmadı. Ama, bir ara çok modaydı. Evet aslında. Bir ara çok çok fazlaydı. Hatta dansçı olmayan şarkıcı olmuyor gibi bir hal vardı yani. Evet yani ikisini de aynı ölçüde yapman başarı. Gerekiyordu. Onu da bir tek bunu yapalım. Başımıza kim sardı acaba bu dans eden şarkıcı mı? Çok. Çok. İlk saran kimdir yani? İlk saran Jackson. Michael Jackson. Tabii Michael Jackson. Böyle gider yani. Evet. Michael Jackson. Ben arada açıp sonra Jennifer izliyorum. Lopez. Yani Jennifer Lopez üstüne zaten Beyoncé. Evet sonra Beyoncé. Ya Michael Jackson çok acayip ama uzaylı gibi. Yani uzaylı arada açıp seyrediyorum ve aklımın almadığı birçok şey oluyor hala. Bir tane Instagram'da mı YouTube'da mı video dolaşıyor onu gördüğünüzü bilmiyorum. Bir tane Amerika'da bir inşaat işçisi yemin ederim Michael Jackson'dan güzel dans ediyor. Evet. Sevdin mi? Yok. Muazzam bir şey. Evet. Yani Michael Jackson halt etmiş. Yani. Evet hakikaten öyle. Kim bilir bu arada bilmediğimiz kimler var neler var da hani ortaya çıkmak ve onu sürdürebilmek artık başka bir mesele. Ama galiba bu dönemde ortaya çıkıyor her şey. Yani tabii, eskiden şimdi evet. Mesela gerçekten. Adam çıkmış ortaya diye yetenek varsa artık neydi o Kanadalı şarkıcı Justin yok neydi şunun adını unutuyorum. Selena Gomez'in sevgilisi. Bieber. Justin Bieber. O da YouTube'dan çıktı değil mi? Tabii. Öyle bir şey de çıktı. Yani, sosyal medyada İngiliz şarkıcı vardı bir tane adı. O da mesela YouTube'dan çıktı. Adı şu an aklıma gelmiyor. İngiliz şarkıcı. Evet. Erkek. Yok kadın. Kadın mı? Adını unuttum. Hayatta mı öldü mü? Yok. Yaşıyor genç yani. Ha genç. Neydi adı unuttum adını. Yanılmıyor. Yok. Ben hiç İngiliz. Çok var ama yani kendini evet, gösterecek yani. Mecran olduğu için. İlk Justin Bieber'da. Hatta evet, ben de biraz sonra böyle gıcık oluyordum. Bu ne falan de. Diyordum. Hala da o gıcıklığım çok geçmiş değil. Ben de ama işte dedim ki kendime anlamıyorum demek ki ben de. Selena Gomez'i beğeniyor musun? Onu da ama ondan ayrılalı çok oldu. Çok evli bak adam artık. Ama benim için hala onlar beraberler. Ben benim aklımda onlar beraberler. Aynen. Aa, ben Hayley'ciyim biraz. Şimdi, ay ben tabii güzel kızı bulunca öbüründen ayrıldım. Ama ikisi de güzel. İkisi de farklı güzel. Aa Selena Gomez güzeldir ya. Ah Hayley çok hoş kız. Ben Selena'cıyım. Bir de annesi, onun annesi de efsane güzeldi. Çok hoş. Değil mi? Tamam onların bir kızı daha var. Onlar genetik olarak şanslı genler evet. Onlar. Siz de öylesiniz de. Çok teşekkür ederiz. İçimiz güzel olsun. Hem? İçimiz güzel olsun. Var mıdır böyle bir şey iç güzelliği diye? Kesinlikle. Saydın mı? Tabii ki. Çok netim yani çok eminim. Peki mesela iyi kadın ne yani bir kadın çekici kılan nedir sana göre? Eşin uyumuştur da merak etme rahat ol. Abi merhameti, zekası, tabii ne kadar iç güzellik önemli olsa da yani dış güzellik de bence biraz da olsa biraz olmalı. Da olsa değil mi? Tabii. Bence olmalı. Sana göre bir erkeği çekici yapan nedir? Yetenek ve özgüven. Yetenek ve özgüven. Hangi konuda gidiyor mesela futbol, basketbol, hayat. Sanat, hayat. Mesela. Gene. Hayata cesaret. Hayır ben şeyden merak ediyorum mesela. Bu kadınlar komik adamları sever falan diye bir şey var. O yüzden ben sürekli gençliğimde şeyci çalıştım. Komedi çalıştım. Bir türlü beceremedim. ne bileyim böyle
pek de yakışıklı olmayan bizim ünlü komedyenlerimiz hep böyle güzel kızlarla çıktılar falan diye. Hakikaten böyle bir şey var mı? Komik adamları sever mi? Bence o yeteneğe bağlanıyor işte. Yeteneğe. O da yetenekli. Evet. O da seksiyordu. Bir de tek tip erkek ve tek tip kadın, yani tek tip bir beyin yok ki. Kimin neyden hoşlanacağını da. Yani ben o genellemelerin şuna karşıyım. Erkeklerde kolay duruyor. Nefes alsın yeterdir erkeklerin de bu konudaki felsefesi. Yok artık bence öyle değil. Şaka yapıyorum. Erkekleri de burada hani şey yapmayalım yani. Ben ona da mesela sinir oluyorum. Niye? Yani hani tamam tabii ki ama kadın... Ama büyük bir bireşli mi? Yok. Yani değil tabii mi? Ki kadınları da... Vallahi bayıldım. Kadınların da hakları korunsun edilsin ama evet. Hani erkekler de ezilmesin yani. Evet. Ezelim biraz ya. Yok ya ezilmesin. Kadın erkek diye ayırdıkça böyle yapacağız ama. Ha, tekrar romanç başlıyor. Yine evet. Öyle bir savaşa girmemek lazım. Bu savaşı bir yerde sona erdirelim. Evet. Bence bu savaş çok bayatladı zaten. Bayat mı sayılır? Çünkü neyin ne olduğu belli artık. Yani bunu bilerek köpürtmek isteyen, bu savaşı bilerek köpürtmek isteyen insanlar olduğu için bu savaş köpürüyor. Yoksa bir savaş yok. Ama şimdi baktığın zaman haberlere, memleketin dört bir yanında olanlara falan aslında o savaş... O başka bir şey savaşı. O insan olamamanın, başka bir taraflardan kötü, ezik hissetmenin savaşı. Güç kullanımı, yani bu hayvanlar üzerinde de yapıyorlar zaten. Evet. Evet. Aile üzerinde de yani bu güçlü hissetmek için yapılan şeyler başka bir başlık altında konuşulmalı. Hiç kadın... Onunla alakası yok diyorsun. Hiç yok aslında. Sadece sence o tarafa maskeleniyor başka ki... Başka bir eksikliğin dışa vurumu yani. Katılır mısın? Katılıyorum abi. Hatta bizde eşitlik. Dinlemedin bile. Katılıyorum abi yok kadın erkek eşitlik. Hatta bizde kadın bir tık daha önde abi. Eşim yani daha... Evet. Ben de bir tık daha öndedir o. Sadece bir tık mı? Abi eşitlikti. Çok ben harikalarım tık daha fazla ya. Tuğçe de çok harika. Çok seviyorum. Mesela bizde kadınlar 10 adım. 10 önde yani bizim evde mesela. Abi yok bizde de o ne derse odur. Aynen öyle. Yani o ne derse odur. Bizde de kızım ve bir olduğunuz için diyorsun ki tabii. Onun fikri benim fikrim diyorsun tabii. O yüzdendir. Yok tamam biz her şeyi istişare yaparız beraber ama eşimin fikri bir tık daha öndedir. Kadınlar bizden daha akıllılar. Hayatla ilgili bizden daha akıllılar emin olun. Ben ne zaman olabilir. Eşimin lafını dinlemesem batırır bir şey. Ne zaman? Sezgi anlamında %100. Sezgidir o. Zeka ile sezgi o. Yani zeka ile birleşmiş sezgi. Sinir edici bir doğrulukları var. Sinir edici bir doğrulukları var. Sinir edici bir öngörüleri var. Bunu yapma der bana mesela. Ben yaparım onu. Yaptığım anda batarım. Ya yani bunu yap dediği bir şeyi yapmamam artık söz konusu. Yani ne derse onu yaparım. Bana dese ki mesela şuradan atla 5. kattayız. Demek ki bildiği vardır. Bildiği vardır dedi. Evet. Bunu şimdi duyduysa yarın bir atlatacak aşağıya. Aman. Allah'tan seyretmiyor. Allah'tan seyretmiyor. Haber vermiyorum senin gibi. Bant çekimeyi. Bant diyorum. Pazar akşamı tekrarını seyreder belki. Ya bitti diyor. Bitti mi hakikaten çocuklar? Bitti mi? Niye İyiydik ya. Ya. Bence de gayet iyiydik yani. Daha yemeğe yarın aynı bugün. Gün aynı saatte. Aynı senin gün mekana gidiyoruz değil mi abi? Gün aynı saatte. Yarın bekleriz. Program başından bir stresliydin biraz. Yok abi. Sadece şey daha önce dediğim gibi ben canlı yayına falan çıkmadığım için. Yani, tabii. Ama gördüğün gibi korkacak bir şey yok yani. Yani. Canlı yayın gayet rahat. Bir arada şey bu programı ilk başladığında... Aslında biraz da seninle alakalı abi. Yani ilk başladığında benimle alakalı bir korku vardı. Ulan bu herif bizi niye çağırıyor? Ben bir kabahat yapmadım. Bir dolandırıcı yok siyasetim bir şey yapmadım. Bu herif bizi niye çağırıyor? Böyle gelip titreyenler gördüm burada. Sonra ha bu başka bir şeymiş dediler. Yoksa başta kızım gibiydim ben de yani. Yok abi seni zaten dışarıda sohbet ettik falan. Yani o sıcaklığı gördüm dedim. Okey dedim budur abi dedim. Ha tamam bu korkulacak bir şey yok dedim. Yok genel olarak da zaten buraya gelirken de... Ben de kafa bulmaya başladım. Yok yok sonra. Yok abi estağfurullah. Buraya gelirken de zaten birebirin şeyine baktım ben. Tekrarına falan baktım. Dedim gayet böyle keyifli güzel tabii bir program. Keyifli bir evet. Şey. Siz girince nasıl keyifsiz olur abiciğim ya buraya. Eyvallah, çok buraya son derece Türkiye. Burada şöyle bir kuralım var. Sevmediğin kimseyi böyle çağırırsa. Bazen diyorlar ki işte bilmem kim gelmek istiyor. Genellikle hayır demiyor. Çünkü kimseye karşı genelde oynuyor. Bazıları var ki o gelmese ya. Böyle bir şey var. Buraya geliyorsa birisi ben onu muhakkak ki kalbimde bir yer edinmeli diye düşündüğüm insanlar. Yoksa başka bir yani şöhret, başarı, bir hiç bakmıyoruz öyle. O yüzden sizi burada ağırlamaktan acayip mutlu oldum bu akşam. Seni tanıma çok sevindim. Çok farklıymışsın yani. Gerçekten çok farklıymışsın. Değişik bir şeymişsin yani. Şaşırdım yani. Vallahi. Teşekkür ederim. Seni zaten tanıyoruz abi. Kızardım. Ama benim yani daha önce de bunu programlara söyledik.
sizin buraya şefleri çağırmanız bizim için o kadar önemli ki. Abi başından beri çağırıyorum. Bir programda mutlaka bir şef oluyor. Yani 50 program ediyorsak 48'inde şef vardır. Ve yani. Çoğu da mesela genç arkadaşlar sadece yani biz ekran yüzü yüz diye değil, değil bu yani. Genç ben bugün burada tanımadığı gençleri çağırdım. İlk kez burada programa çıkan evet. Çünkü çok önemli kendini ifade edebilmeleri, bu tecrübeyi elde etmeleri. O yüzden ben sektörüm adına teşekkür etmek istiyorum. Ben de size teşekkür ederim. Yani Türkiye adına iyi bir iş yapıyorsun. Yani, Türk mutfağının buraya gelen yabancılar, biz, çocuklarımız iyi iş yapıyorsunuz. Çok, çok büyük bir zanaat yapıyorsunuz yani siz. Yani. Evet. Zanaatla sanatı birleştirmişsiniz. Bak, büyük emek. Evet, kesinlikle. Büyük emek ve kolay bir iş değil yani. Sağ ol. Bunu yapan bilir ancak. Kesinlikle. Yiyen de bilir gerçi. Evet. Şimdi yemek yiyecek misin sen sonra? Kesin. Ne? Yapıyor musun yemek yedin? Yapabiliyorum ama ben de yemeği daha çok seviyorum. Yani yaparken sabırsızlanıyorum. Hemen olsun bitsin istiyorum. En sevdiğin yemek hangisi? Barbunya. Zeytinyağlı. Evet ama ıstıp yiyorum. Oo. Sıcak barbunya güzeldir ama. Bayılıyorum. Şeyden de yapıyorsun bak badalan fasulyeden de çok güzel olur. Ondan da çok daha geçen gün yedim. O da çok güzel. Hatta hafif ısırsın o daha da güzel olur. Yoğurt, barbunya, biraz pilav, ekmek of. Ben tamamım. Evet, bir de acıktırma huyum da vardır. Of, teşekkürler. Beraber, her gece burada böyle bir yemek... Tamam, kebapçıya gidiyoruz. Orada... Kebapçı var mı zaten açık? Açıktır abi. Vardır. Saat 1'dir. Beyoğlu'ndayız ya. Burada doğru, buralarda vardı ama buralarda iyi yer yok yani. Beyoğlu, vardır, Beyoğlu çok, vardır. Beyoğlu çok Arap işi oldu. Bildiğim iyi bir yer var abi. Gece bile gideceksek şu an bile şey yapabiliriz. Kurtuluş mu? Yok, Kadıköy'de. Evet, ben biliyorum onun bildiği yeri. Sıkıntı olur mu? He? Söyleyeceğim öyle. Hasan Usta abi, Kadıköy'de. Koşu yolunda. Evet. Abi, söyleyeceğim. Bu saatte sık sık sen ne yapacağım bilmiyoruz yani. Açıktır, açıktır abi. Adana'da yediğimin lezzetini burada alabildiğim tek yer. Sen bu Kurtuluş Adana'ya gittin mi? Yok. Orası benim favorim. Ona da gittim ben. Deneyeyim ama. Dene. Vedat Milor'la benim favorimiz orası. Vedat abi de ben de oranın hastasıyız. Burada birkaç yerde yedim abi. Adana'daki lezzeti yanaşamadılar bile. Bu Adana'daki lezzetin ötesinde. Evet. Kurtuluş'ta tamam. Adana Ocak başı. Muazzam bir yer. Kurtuluş'ta Adana Ocak başı. Ben bunu her sene söylediğime de kızıyorum. Onlar da kızıyorlar bana abi biz bu kadar söylemedi. Yer, zaten dört yer masa yok. Bir yer çünkü yer bulunmuyor. Gerçi şimdi bir yer daha açtı. Yan tarafına geçtiler evet. Yandı geri de kiraladım. Şimdi bak yine bir yer daha açtı. Öyle mi? Evet. Tamam, deneyeceğim, mutlaka deneyeceğim. Alo de beraber gidelim yani. Tamam. Çünkü yer bulamazsın. Abi belki Adana'da sen sana bir kıyak yapabilir. Orası da Instagram'dan bir deneyelim, bir dürtelim. Senin sevdiğin yemek hangisi? Ben mantı severim abi. Kayseri. Aynen, Kayseri mantısı. Kayseri tipi mi seversin? Normal. Normal, bildiğimiz. Ama bildiğimiz mantıyı severim. Mesela benim dediğim gibi yine şey eşim sabahın köründe ciğer yer ama ben mesela nefret ederim. Sabah yani sabahın köründe ciğer yemekten falan. Allah Allah sabahın köründe billur yiyen var ya o yüzden. Abi işte ben sevmiyorum. Onun dışında kelle paçayla çok aram yoktur. Mesela şırdana bayılırım. Kebaba bayılırım. Ben bugün öğlendiğin nohutlu paça yedim mesela. Çok aram yok. Yerim ama böyle aramam yani. Ha, canım çekti gideyim yiyeyim demem. Ama çok aramam. Senin var mı? Favori restoran, favori yemek. Biliyorsun oraya gittin. Yeşil mercimek bayılırım. Yeşil mercimek. Bayılırım. Aa, bir ara Türkiye'de bu şeydi böyle. Televizyonlarda yeşil mercimek tanıtımı vardı. Pek bayılırım. Sevmiyorsun belli oldu. Çok seviyorum. Ki. Sever misin? Bir de taze fasulye. Taze fasulye. Zeytinyağlı. Zeytinyağlı. Ben etli de severim ya. Yutkundum zaten yani. Bayılırım. O zaman sen çalı fasulyesi seviyorsun. Yok. Ayşe Kadın. Daha ince olan yani. Ayşe Kadın'dan etli olur. Çaladan daha zeytinyağlı. Çalıdan neden? Etli olur. Çalıdan etli olmaz mı? Daha kalın olandan etli olmaz mıydı? Daha kalın işte ama çalı şeyden... Ayşe Kadın'ın ikisi de olur gerçekten. Olur. Neden böyle bir kural var? İçiyle alakalı. İçinin yapısıyla alakalı. Birinin içi daha iri taneli, birinin evet. Taneleri daha etli milyon. Neye göre birine yapıştırıyor? Daha iri taneli olan zeytinyağlı da iyi olmuyor. Yani pişme süreleri, kabuğunun ve içinin pişme süreleri tamam. Farklı olduğu için içi biraz diri veya kalabiliyor gibi. Bir de ince kesmek lazım, ikiye bölmek lazım. O içi kalın olanın, yani içinde tanesi iri olanın ikiye keserken kesiliyor, dağılıyor. Evet, dağılıyor ama. Bunu da öğrendim. Böyle şeyleri var ama ikisinden de ikisi yapılabilir yani. Ayşe, ben çok severim. Bayılırım. Benim en sevdiğim tost. Aa, ama tost yapmak büyük meziyet. İyi tosta bayılırım. Evet bence yani. İyi tost. İyi tosta bayılırım. İyi tost ve iyi yumurta. Salçalı mı? Yumurta en zor yemektir değil mi? Evet. Niye zordur yumurta? Yumurta çünkü aslında iki yemeği yani iki proteini birlikte yapıyorsun. Yani yapması zor. Doğru. Çünkü iki tane farklı şey var içinde. Yani beyazıyla sarısı çok farklı şey. Dokusu evet. Olan. En çok yaptığım şey benim. Yani sordunuz ya ne yapıyorsun diye. Benim
en fazla vakit geçirdiğim ve sıkılmadığım şey, yani pizza gibi yapıyorum. İşte şey, yani aşırı varyasyon deneyebildiğim tek şey. Çok rahat. Bir de protein olarak da özellikle. Et yemediğin için bir de mecbursun. Aslında özellikle değil, şansıma sevdiğim için protein olarak bana geri dönüyor. Ama çok çeşit yapabiliyorum. O konuda çok rahatım. Akşam da yerim mesela. Yine acıkmaya başladık kalktık. Evet, çünkü beni çağırdınız. Evet. Yok yok, burada genelde bu. Yani sizden bile değil, bir tık benim de etkim oldu bu sefer. Muhakkak bir aşçımız, bir şefimiz oluyor. Muhakkak yemek konuşarak, yutkunarak, ağzımızdan su akarak bitiriyoruz. Eve gidiyorum, dolabı açıyorum. Büyük vicdanla, hayır Fatih yeme diyorum. Tekrar dönüyorum, sonra tekrar gidiyorum, sonra da yiyorum. Aç uyunmaz ki. Ben uyuyamam. Ben de. Ben az yerim, çok sık yerim böyle. O iyi bir şey değilmiş, biliyor musun? Daha iyi diyorlardı ama. Yok yok yok, o uydurmaymış o. Hadi daha ya, Ayşen çok mutlu oldum. Lazım. Akşamleyin geç saati yemek lazım. O sık sık yediğin zaman sürekli kanında bir ensülin pompalanması oluyormuş falan filan böyle. Ben tavsiye vermişim. Bak doğrusu şu. Bir de Mahsun'a vermişim. Mahsun'cum bak. Doğrusu şöyle yemen gerekiyor. Tamam, Mahsun hiçbir şey yemiyor. Sen nasıl adamsın kardeşim ya? Böyle zayıf olur mu ya bu kadar da? İyi aslında abi. Yani çok da göbekli bence iyi değil. Spor. Şimdi bak, şef değilsen. Şimdi beni kırdın. Şimdi birini daha kırmaya doğru ilerliyorsun. Ne oluyor? Herkese hakaret edin. Çok özür diliyorum. Bunun için mi geldin? Bu kadar çam devirmek bir programda. Vallahi bravo. Doğru söyledi abi. Ama haklıymış canlı yayına çıkmak. Haklı. O zaman bir de senden özür diliyorum. Bir de senden özür diliyorum. Bir daha canlı yayına çıkmak. Bir şey dediyse senden özür diliyorum. Hepimizi mahvetti ya. Kameramanlar ne yapalım? Yok demez ama yine de. Ama şimdi şef olarak yani Mahsun'a mı verirsin, bana mı verirsin? Tabii ki şef. Ona güvenirim. Yani. Şef olarak. Ona güvenirim. Niye? Çünkü bu yer bize yollamaz. Bu artanı yeriz biz bunda. Yemediklerini bize yollar. Peki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki çağırdınız. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum sizi burada ağırlamaktan. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. İnşallah böyle peş peşe gelen filmlerini göreceğiz. İnşallah. Güzel hikayelerimi. Beyefendi zaten hastasıyız. Ekranda da hastasıyız. Bayılıyorum ekrandaki elektriğine. Mehmet'i ve Denli'yi de seviyorum ama... Çok selamlar var. Sen de onlara selam söyle. Mehmet'e de gidemedik bir türlü. Senin o kattığın değişik bir var. Kılık, kıyafet falan çok... Mehmet benim gibi. Tamam mı? Mehmet benim gibi. Hafif balta böyle. Haldır huldur falan böyle. Korkutucu bir tip. Sen böyle large lakayet gelip böyle tak diye koyan... Ben öyleyse o başka bir cinsi o tamam, yani. Tamam, maestro. Tam maestro. Çok eğleniyorum. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Daha önce ekranlarda hayranlıkla izliyorduk. Daha güzel olduğunuzu ekranlardan bir kez daha söyleyeyim. Teşekkür ederim. Bazıları öyle. Mesela ben çok yakışıklı bir adamım ama ekranda iyi çıkmıyorum. Gülmeyin. Müjde ise son derece güzel. Ekranda o biraz daha makul bir güzelliğe iniyor yani, o aşırı güzellikten. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. İyi de değil, kötü de değil. Öyle. Sen zaten işte belli. Aynı. Neyse nasıl yani. Aynı mı? Aynısın yani. Görünce hiç şaşırmadım. Birebir aynısın. Sadece ekranlarda canlı hayattan daha biraz daha şeysin. Ne diyeyim? Bize karşı neydi biraz daha? Sakin. Kırıcı. İkimiz de çok kalbimizi kırdın. Abi. Benden. Hadi ben neyse ev sahibiyim. Seni çağırarak davet ettim. Hak ettim her şeyi de. Bu adamın da günahı vardı. Ya, ben bile bilmiyordum yani. Gider oldum. O üzüldü. Abi o zaman şöyle yap. Eyvah. Çıkışta size kebap ısmarlıyorum. Ve bitiriyoruz bu işi abi artık. Affedin. Yok şimdi senin masrafını ağırdır. Filo falan çok para harcayacaksın. Biz ısmarlayalım. İyi ki geldiniz, sağ olun. Teşekkür. Sen bize son bir şarkı söyler misin? Var tabii mı? Tabii ki söylerim. Ay ne güzel, bayılıyorum bu tabii ki söylerim. Çünkü geçenlerde şey oldu. Fatih bir iki şarkı hazırladım demişti. Çok üzüldüm ben. Hani... Yok tabii ki. Ay, seve seve söylerim. Çok, canlı bir canlı. Sezen Aksu şarkısı söyleyeceğim. Cover yapacağız. Evet. Sezen Aksu hangisi şarkısı acaba? Gidemem diye bir şarkısı vardır. Daha önce Ferhat Göçer de söylemiştir hatta. Enfes bir şarkı. Ben çok seviyorum. Hadi onunla veda edelim. Evet, onunla. Şöyle müzisyen arkadaşlarımın yanına geçsem size. Keşke onları tanısaydın bize. Lütfen siz kendinizi tanıtın sevgili dostlarım. Buyurun. Merhaba, ben Berkay. Sesim gelmiyor. Berkay diyor. Geliyor mu ses? Bakalım. Açık değil mi şu an? Okey. Evet. Ve Özgür Bey. Bizim ekibimizden canımız, arkadaşlarımız. Elinize sağlık. Bu akşama siz de katkılamamız çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hadi başlayalım Sezen'le. Şöyle geçeyim.
Bazen daha fazladır her şey. Bir ışıktan atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar azalmıştır anlam. O zaman hemen git radyoyu aç, bir şarkı tut ya da bir kitap oku, mutlaka iyi geliyor. Ya da balkona çık, bağır bağırabildiğin kadar. Zehri dışarı atmadan yürek tamamlanmıyor. Ama fazla da üzülme, hayat bitiyor bir gün. Ayrılıktan kaçılmıyor. Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür. Ömür imtihanla geçiyor. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı, ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı, ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar bir.